Sevgili seyirciler merhaba, mutlu akşamlar diliyoruz. Futbol Anadolu'ya hoş geldiniz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Futbol Anadolu'da sizlerle birlikte olacağız. İki değerli yorumcumuzla beraber sevgili Deniz Kolgu ve sevgili Alp Pehlivan. Hoş geldiniz. Hoş merhaba, bulduk. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Tabii dolu dolu bir program olacak. Konuşacak çok konumuz var. Evet. Alp Hocam öncelikle gündem malum koronavirüs konusu. Hayatın her alanına fazlasıyla etkisi var bugünlerde ve bu gerçekte yaşamak zorundayız ve bu konuda da her türlü tedbiri almak durumundayız. Yani gün geçtikçe tabii ki kolay değil birdenbire insanın yaşam tarzına bir anda bir set çekip çok farklı bir şekilde kendisini izole etmesi, işte eve kapanması tabii ki hak veriyorum hepimiz için geçerli. Bizler işlerimiz gereği işte geliyoruz ama hemen evimize dönüyoruz. Mutlaka işte tedbirlerimizi alıyoruz en azından evimizdeki ev halkına geçirmemek adına. Ama şunu görüyorum, ilk günlerde belki kalabalık bir kitleye ulaşmak çok zordu. Özellikle bu 65 yaş üstü yasak getirildikten sonra biraz sıkıntılarımız oldu ama bakanımızın bugün birkaç saat önce yaptığı açıklamalar, alınan tedbirler, denenen ilaçlar, getirtilen kitler... bu virüsün tedavisi için 6 tane üniversiteye tanınan imkanlar gerçekten de bu konuda çok iyi bir organize olduğumuzu gösteriyor. En azından çevremizdeki ülkelerden bu sıkıntıyı fazlasıyla hem vaka adet olarak hem kayıp açısından baktığımız zaman sanki biz bunu biraz daha alt seviyelerde geçirecekmişiz gibi geliyor. Bu da temennimiz. Ama her şeyden önce gerçekten de bakanlığımıza, devletimize teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımız tabii ki birinci sırada, sağlık çalışanları. Onlara gerçekten de iyi ki varlar diyoruz. İlk girişi kısaca sizlere yapalım. Deniz Kolgu, birçok hassas günler yaşıyoruz. Birçok ülkenin sağlık sisteminin test edildiği bir dönem açıkçası. Yani tabii ki böyle olmasaydı ama hazırlıksız yakalananlar, ciddiye almayanlar ya da farkındalık oluştuktan sonra da yeterli önlemi almayanlar için tabii durum daha da vahim. Biz kendimizi bu gruptan ayırabiliriz. Bir kere her şeyden önce açıklandıktan sonra önemli tedbirler alındı. Bize vatandaş olarak düşen şey bunlara uymak. Eğer biz bunlara uyarsak, söyleneni yaparsak. Bakın ben bu çıktığından beri sürekli aynı şeyi söylüyorum. Kimse bizden bilgisayar yazılımı istemiyor. Hep söylüyorum bunu. Elimizi yıkayacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Çünkü tek tek hep beraber şekline dönecekmiş. O kişisel hijyen kurallarını da bir rica edelim. Şimdi, arkadaşlarımızdan siz bahsediyorsunuz ya. Kesinlikle sürekli. Tedbir almak ya, tedbir konusunda. Şimdi bireysel olarak. Söylenenler aslında günlerdir hep aynı. İşte ekstra bir şey var mı? Küresel bir sorun, ulusal bir mücadele ve son derece aslında alınacak tedbirler belli. Bunlar çok da basit. Etmek şimdi 10 Mart'ta bu iş bizim ülkemizde tespit edilip devletimiz önlem almaya başladıktan sonra 10 Mart'tan bugüne kadar söylenen tedbirlere ilave bir şey var mı hocam? Yok. Yani... Ya hiçbir şey yok. Evet. Kimse kimseye roket yap demiyor. Elini yıkayacaksın. Mesafeni koruyacaksın. Ne bileyim yani saygılı olacaksın bu kadar. Bir yanındakine saygı gösterirsen o zaman iki kişi oluyorsun zaten. Empati kurmak önemli. Lazım. Neden yanındakine kaybet? Dün bir röportaj seyrettim. Ya gerçekten şok oldum. Bu insanları ciddi uyarmak lazım. Bir mikrofon tutuyorlar. Diyor ki neden dışarıdasınız? Ben kendime de kefilim yanındakiler. Ya bu iş AIDS değil, HIV değil. Hocam neyine kefilsin ya? Kefaletle olmuyor ya, bu iş yani. Bankredisi değil bu. Yani bu bakın bundan uzaklaşmamız lazım. Bu tedbiri çok basit. Bakın tedbiri çok basit ama asla hafife alınmayacak bir durum. Bu gerçekten çok tedbiri, önemli bir söz. Bak tedbiri çok basit. Belki de insanları oyanıltıyor. Yani el yıka, hafif, hayır böyle bir şey yok. Bakın bizim ülkemizden hiçbir şekilde ne içeride ne dışarıda vahim bir görüntü yok. Ne hastanelerimizden ne sağlık sektörü. Bakın Fransa'dan, ya dün o İtalyan belediye başkanının isyanını gördünüz mü ya? Ben bu işi hafife alanlara o internetten onu seyretmelerini tavsiye ediyorum. Çaresiz kalmış adam artık tabii. İsyan etmiş yani. Hocam. Yani tabii bunlar. Bağırıyor ya. Kesinlikle bunlar bizde de bu olayı basite alanlar. Mutlaka ufak da olsa bir kesim var belki ama onlar için de bence çok önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Çünkü aldığınız dediğiniz gibi bireysel aldığınız her tedbir toplum adına aldığınız tedbire eşit oluyor. Onun için
Öncelikle kendimizi koruyalım. Zaten çevremizi kendimizi korumakla çok da fazla sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi bugünün tabii bir şey ekleyeceksiniz. Şunu eklemem lazım en başta unutmadan. Çünkü bunu gerçekten özellikle söylemem gerektiğini düşünüyorum. Bakın biz diğer hastalıkları unuttuk ve diğer hastalara saygısızlık yapıyoruz. Şimdi eğer biz kendimize dikkat etmezsek ve bireysel olarak kendimizi hasta edip hastaneleri meşgul edersek, bakın bu ülkede hamileler var, kanser hastaları var, zatürreler var, mide rahatsızlığı geçen var, diyalize gidenler var. Biz hastaneleri bize hizmet edemeyecek hale getirmemeliyiz. Ya şu anda bu iş kontrol altında. Ya devletin en büyüğü diyor ki bu tedbirlere uyacaksınız. Biz de gereken bugün Sağlık Bakanımız ne dedi? Ben dedi bir şey söylememe gerek yok. Herkes kendi o halini ilan etsin dedi. Kendi bireysel, yani bireysel sorumluluk. Bunu da sağlayamayacaksak o zaman biz ileri medeniyetlerden bahsedemeyiz bir kere bireysel olarak her tabii şeyden önce. Gerçekten öyle. Ya bir söyleneni dinlememiz lazım. Sokağa çıkma. 65 yaş üstü. Neden? Bu sana bir kısıtlı değil. Ne mutlu ki devletin seni koruyor. Bak 5000 kişi öldü. Çok değil ha, 1500 kilometre uzakta. 5000 kişi öldü ya İtalya'da. Değil mi? Sayı o kadarı buldu hocam ya. Maalesef. İspanya desen öyle. Maalesef. Hastanelerden ne görüntüler geliyor? Biz bu durumda değiliz. Onların hastaneleri onlara sağlık hizmetleri çökmüşken hizmet edemez hale geldiyse biz neden kendi sağlık sektörümüzü bu hale getirelim? Dinleyeceğiz bu kadar. Bugünün tabii bir gündem maddesi de Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkmasıydı. Evet. Aynı şekilde eşi Şükran Albayrak'ın da çok geçmiş olsun. Evet, çok geçmiş. Testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. O VTR'mizi bir izleyelim. Tamam. Sonra bunun üzerine de konuşacağız. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüse yakalandı. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan paylaşımda 2. Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. 2. Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz denildi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Albayrak da, her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim. Onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam dedi. Bir kez daha büyük geçmiş olsun diyelim. Çok. Tabii baştan beri söylüyoruz. Bu noktada tedbir almak, bu işi önemsemek çok önemli. Ülkemizde çok. De Avrupa'da da dünyada da çok sayıda spor adamı da profesyonel yakalandı. Sporcu da bu virüse yakalanmış durumda. Galatasaray Kulübü'nde tabii ki Sayın Albayrak da pozitif çıkmasından sonra daha öncesinde de yaklaşık 90'a yakın personelinde teknik heyeti, futbolcusu, işte kulüp çalışanların hepsinin testleri yapıldı. Bir bölümünün de bugün çıktı. Çok şükürler olsun ki negatif çıktı. Bir bölümü de herhalde yarın veya bir gün, herhalde yakında kulüpte de bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Kulüplerimizin birçoğunda da zaten bu tip tedbirler alındı. Tabii ki sadece test yaptırıp neticelerin negatif çıkması da yeterli olmuyor. Çünkü test yaptırdığınız anda bir bu virüsü kapmamış olabilirsiniz ama oradan çıktıktan sonra birisiyle tokalaştığınız veya işte sosyal mesafe dediğimiz onu böyle pek önemsemeyip yakınlaştığınız zaman alabilirsiniz. Onun için biz belli bir süre birkaç hep toplum olarak devam edeceğiz. Birkaç kez tekrarlanabiliyor tabii. Tabii. Testi bunun için yapılıyor. Tabii. İnşallah ne diyelim bu vaka sayısında artık akşamları Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayı hepimiz böyle merakla bekler hale geldik. İnşallah aşağı doğru seyreden rakamları çok yakında yakalarız. Şimdi evet. Konu Abdurrahim Bey olunca tabii insanların yüzünde mutlaka bir tebessüm oluyor. O pozitif enerjinin ona çok büyük güç katacağını ve değerli eşine büyük güç katacağını tahmin edebiliyorum. Bundan sonra hiçbir gol sevincini de bu kadar yakın yaşamayacağını düşünüyorum inşallah atlattıktan sonra. Çünkü bugün gene çok esprili bütün oyuncular ona geçmiş olsun mesajları atmışlar. Evet. Çok hepsiyle sevilen bir Egolisi, Muslarası, birçok isim. Şarmaş dolaş. İnşallah çabucak atlatacaktır i̇nşallah, diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Geçmiş olsun. Bizim geçmiş umudumuz olsun. Da bu yönde. Ve tabii baştan beri konuşuyoruz ya,
evde kalmak, evet, bu virüsü önemsemek, yayılmasını engellemek çok önemli. Çok. Yayılmasını engellemek adına da hakikaten bir süre sosyal hayattan, insanlardan uzak durmak, evde vakit geçirmek gerekiyor. Bundan kimse lütfen imtina etmesin ve spor dünyasının çok önemli isimleri de bu konuda, evet, hemfikir, tek yürek ve çok güzel mesajlar veriyorlar. Evet. İsterseniz o mesajlara bir bakalım. O paylaşımların ardından yine sohbetimize devam edelim. Sadece güzel ülkemizin değil, tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Ve bizden beklentileri sadece evlerimizde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye. Bugünlerde salgın nedeniyle hem Türkiye'miz hem dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu salgını atlatmak için lütfen evde kalalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. İnşallah bu günler de geçecek. Çok güzel günler bizi bekliyor. Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi lütfen evden çıkmayalım ve bol bol ellerimizi yıkayalım. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Ülkemiz ve tüm dünya çok tehlikeli ve zorlu bir süreçten geçiyor. Koronavirüsle mücadelede yetkililerin uyarılarına dikkate alalım, uzmanlarca konulan kurallara uyalım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım. Mecbur kalıp da evden çıkarsak sosyal mesafeyi koruyalım. Evde kalalım, kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi koruyalım. Ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Koronavirüs ile mücadelede yetkililerin tüm söylediklerine dikkate alalım. Zorunlu olmadıkça asla ve asla dışarı çıkmayalım. Sevdiklerimiz, yarınımız ve çocuklarımız için evde kal Sivas, evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Herkese merhaba. Lütfen zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterin. Durum gerçekten çok ciddi ve kritik. Ailenizi, sevdiklerinizi ve diğer insanları düşünün. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz asla çıkmasın. Sizlerden ricam herkes evinde kalsın. Dünyamızda ve ülkemizde hızla yayılan koronavirüs tehdidi için devlet büyüklerimizin tavsiyelerine uyalım. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım. Türkiye, evde hayat var. Evde kal, bu maçı kazan. Şimdi hepsi çok güzel ve anlamlı mesajlar, evet, tabii. Çok sevimli küçüklerin de katkısıyla, maşallah, evet, keyifli ve güzel paylaşımlar bu şekilde yapılmış. Bu çağrıya lütfen herkes kulak versin ve buna uygun davransın. Hocamın az önce ifade ettiği gibi çok fazla bir şey istenmiyor bizden. Biliyorum ki tabii ki evde kalmak, kapalı kalmak, evet bunun bir de ekonomik boyutu var. Hani evde kal diyorsunuz da işte evde de bir şekilde çorba kaynayacak diyenler var ama her şeyin hepsinin üstünde sağlığımız geliyor. Onun için evde kalmaya devam edeceğiz. Biz böyle işimiz gereği geleceğiz. Biz izleyicilerimizin evlerine misafir olacağız ekranlardan. Ama biz de tabii ki her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Kurumumuz her türlü tedbirleri aldı. O nedenle de evde kalalım. Biz evlerine misafir oluruz. Onların en azından hoşça vakit geçirmelerine, evde sıkılmamalarına bir nebze katkımız olsa da mutlu oluruz tabii ki. Sevgili Deniz Kolgu, tabii bu tip spor dünyasının, futbol dünyasının tanınan, evet, yüzleri bu mesajları verdiğinde, evet, daha da anlamlı oluyor. Kitleler üzerinde etkisi de fazla oluyor. Birçok spor kulübü zaten baktığınız zaman kendi olduğu bölgenin sivil toplum örgütleri. Onları, tabii, takip eden, oyuncuların peşinden giden, gerek renk sevdalıları, gerek kendi o fanları mı diyorlar hocam, tabii, artık yeni bir şey var ya bu fanları, evet, işte bir kitle var bunları takip eden. Şimdi tabii ki çok önemli. Bu çağrıyı yapanların hepsi spor adamları şu anda. Tabii birçok mesela birçok iş kademesinden bu çağrı yapılıyor ama baktığınız zaman bir sağlık secerisi çıkarttınız mı daha sağlıklı insanlar değil mi? Yani bunlar, evet, birçok insana göre bir takım rahatsızlıkları biraz daha zor yakalanabilen hastalar. Yani çünkü dayanıkları çok fazla, sürekli spor. Bakın bu sektör bu çağrıyı yapıyor. Bu sektör evde durmak için futbolu durdurdu. Dedi ki bir dakika. Biz de risk taşıyoruz. Ne kadar sağlıklı olsak da, ne kadar spor yapsak da biz bu işin durmasını istiyoruz. İşin seyircisiz oynanması bir çözüm değil. Çünkü biz de insanız ve bizim de biraz önce o fotoğraflarda gördüğünüz gibi ailelerimiz var dedi bu sektör. Onun için çok önemli. Ki yaşları dediği gibi hocamın konumlarına da baktığınız zaman
işte vücut dirençleri yüksek birçoğunun çok grup yüksek. Ama bu işte tedbirse hepimize tedbir. Yani sizin hastalanmamanız, sizin işte virüsün sizin vücudunuzdaki etkisinin alt limitlerde olması demek bu salgının bitmesi anlamına gelmiyor. Taşıyıcı olabiliyorsunuz, evinizdeki aile bireylerine geçirebiliyorsunuz, iş hayatınızdaki yanınızda beraber çalıştığınız partnerlerinize geçirebiliyorsunuz. Onun için hep birlikte bu taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız. Bunlar sayılı günler. Göreceğiz ki hani bu işin bilim adamı değilim ben ama herkes gibi ben de birçok haber kanallarını dinliyorum. En sonunda da zaten şeffaflık açısından gerçekten de zirve yapmış bir sağlık bakanımız var, teşkilatımız var, sağlık teşkilatımız var. Onların açıklamaları benim için en geçerli olanıdır. Onlara açıklamalarından geri bildirim. Bizim işte Nisan ayı 15'i sonlarına doğru artık rakamların, her türlü rakamların aşağı doğru seyrettiği bir döneme gireceğiz ki o zaman bunun üstesinden geleceğiz. Sonra belki farklı problemlerle karşılaşabiliriz ama sağlıktan ötesi yok. Elbette. Şu da çok önemli. Şu algıyı da yıkalım. Madem şu anda insanların evlerine misafir olduk, madem şu anda biz de çalışıyoruz, o zaman şunu da söyleyelim. Bir yanlış algı var. Sanki bu iş sadece yaşlıları ilgilendiriyor gibi. Hayır. Ya böyle bir şey yok. Bu işe genç yaşta yakalanıp büyük hasarlar da atlatabilirsiniz. Şimdi en basit örnek şu. Bu arada çok özür dileyerek bir son dakika gelişmesi. Tokyo 2020'nin ertelenmesi gündemde sevgili seyirciler. Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound resmi onayla birlikte olimpiyat oyunları büyük ihtimalle 2021'de yapılacak. Evet, Dick Pound'un açıklaması, Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound'un açıklaması resmi onayla birlikte olimpiyat oyunları büyük ihtimalle 2021'de yapılacak diyor. Yani bir yıllık bir ertelenme gündemde, bu son dakika bilgisini paylaşalım. Malumun resmiyet kazanması an meselesi gibi. Yani %100 değil ama büyük ölçüde böyle bir gelişme var. Yayınımız içinde de gelişir. Yani 24 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı bu olimpiyat oyunları. Tokyo'da yapılacaktı biliyorsunuz. Hani böyle bir karar bekleniyordu açıkçası. Çünkü dünyanın birçok ülkesinden sporcular gelecek. İşte olimpiyat köyleri, müsabakalar, bunların mutlaka bu büyük organizasyonun da ertelenmemesi şu dünyanın şu mevcut şartlarında çok zordu. Evet, 2013 yılından beri işte Buenos Aires'te 2013 yılında Tokyo'nun ev sahipliği açıklanmıştı IOC'nin o 125. oturumunda. Ama 2013'ten beri 7 yıldır hazırlanıyorlar. Evet, doğrudur. Belli bir maliyeti var. Ama insan maliyetinin insan hayatından öte hiçbir şey yok. Bir yıl ertelenir. Nasıl Avrupa şampiyonası ertelendi? O da ertelenir. Artık olağanüstü bir hal var. Onun için de ben alınacak resmiyet en kısa zamanda da kazanılacağını düşünüyorum bunu. Malumun ilanı olacak benim için. Ben de çok kısa zamanda olağanüstü bir iyileşme durumu söz konusu olmazsa çok kısa zamanda olimpiyattan erteleneceği kanaatindeyim. Belki yine bir süreç takip edilecek. Kesinlikle. Her şeyde bu böyle ki. Tabii. Yani en küçük organizasyonlardan ya tenisten bile şöyle bir yola çıkarsak en küçük birebir olan sporlardan bile çıkın öne. Hepsi iptalken olimpiyatın devam etmesi ihtimal yok bence. Tabii. Ben ihtimal olduğunu yani dünyanın dört bir yanından insanlar oraya gelecek. Yüzlerce sporcu, tabii. Antrenör, yani teknik adam bunların kolay değil. Hocam hatta şu var, o sporcular bu olimpiyatlara hazırlanırken bu şartlar altında hazırlıklarına da antrenmanlarına da büyük ölçüde ara veriyorlar mutlaka, bir tarafa. Performans mutlaka. Anlamında kesinlikle. Da bir sıkıntı kesinlikle. Söz konusu. Bu yönüyle de performans çok sporlarının, muhtemel görünmüyor. Performans sporlarının yani biz kendi işimizde açayım konuyu futbol başta olmak üzere diyeyim ben. Başta değil de başta olmak üzere diyeyim. Futbol başta olmak üzere performans sporlarının bir dönem önceki standartı kaliteyi yakalamasının imkan ihtimali yok. Ara veren insan, ara veren masa sandalye değil, ara veren bilgisayar değil, ara veren bir makina değil. İhtimal yok böyle bir şey. O iş bitti. Bizim adımıza da bitti. Genelde spor anlamında da bitti. Evet. Yani imkansız yakalamaları. Evet, bu bilgiyi de paylaştıktan sonra yine evde kalın mesajlarımıza devam edelim. Emre Belezoğlu'nun da bu yönde bir mesajı oldu. Öncelikle herkese ailem adına iyi akşamlar diliyorum. Ne yazık ki ülkemiz ve dünya zorlu bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci evimizde geçirmeye çalışıyoruz. Sizlerden de ricam lütfen evlerinizde kalın. Mecbur kalmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın. Eğer evden çıkacaksanız da
dışarıdaki insanlarla sosyal mesafenizi lütfen koruyun. Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin uyarılarına dikkat edin. Bir sporcu olarak ben de kulübümün bana vermiş olduğu çalışma programını evimde yapmaya çalışıyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Bu dönemde Sağlık Bakanlığımızda çalışan doktorlarımız ve sağlık personeline de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların görevleri çok kutsal. İnşallah bu süreci dirlik ve birlik içerisinde beraberce atlatacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ömer, sen bir şey demek ister misin? Evet, evlerinizde kalın, sık sık ellerinizi yıkayın ve ellerinizi dezenfektan sıkın. Evet, yine güzel bir mesaj. Bu arada olimpiyat oyunlarıyla ilgili bazı ihtimaller de gündeme geliyor. Sonbahar aylarına kaydırılması ihtimallerden biri dahilindeymiş. Evet. Yine tabii süreç takip edilecek galiba. Hava şartlarının da iyi olması ölçüsünde ve yine bu süreçte belki o virüsün yayılma hızı azaldığında, insanların iyileşme belirtileri ortaya çıktığında sonbahar aylarına kaydırılması gündemde ya da bir yıl sonra yapılacak. Yani farklı farklı alternatifler senaryo üzerinde. Ama bunların hepsinin hayata geçebilmesi için belki dediğiniz gibi dünyadaki bu virüsün seyri çok önemli. Seyrinde bir düşme, azalma veya tedavisinin kısa zamanda, tabii ki birçok bilim adamı bu konuda çalışıyor. Tedavisinin bulunması, aşısının bulunması, neyse müdahale şartlarının gerçekleşmesi süreci kısaltabilir. Bu arada sevgili kaptanın da Emre Belezoğlu'nun da maşallah Ömer fotokopisi evet. gibi. Çok benziyor Allah'ına zahmet. Genelde biraz olimpiyatlardan evet. isterseniz konuşalım. Şöyle, genelde birçok organizasyon için Haziran ayının sonu işaret ediliyor biliyorsunuz. Yani önünü görebilmesi için, yani tüm Avrupa'nın, dünyanın, yani bu virüsle tüm dünyanın boğuştuğunu göz önüne alırsak her organizasyonu düzenleyecek ülke için Haziran ayının sonunu hedef gösteriyor. Şimdi bir kayma olacaktır mutlaka ama tabii ki bunda bu süreç çok önemli. Çünkü olimpiyatlardan bahsediyoruz. Yani. Sevgili Deniz Kolgu, bu konuda uzman arkadaşlarımızdan biri de değerli spiker arkadaşımız Mehmet Sevinç. Şu anda telefon hattımızdaymış. Son bilgileri bir alalım. Lütfen. Bakalım neler oluyor, neler yaşanıyor. Sevgili Mehmet, iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkürler. Tabii çok önemli bir konu. Sürekli Tokyo ertelenecek mi, zamanında mı yapılacak, neler yaşanacak, çok farklı tartışmalar vardı. Şu an geldiğimiz noktayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Farklı alternatifler de gündeme geliyor. Senin de yorumlarını bir rica ederim lütfen konuyla alakalı olarak. Geçtiğimiz haftaya kadar sevgili Onur Şahin, Japonlar her zaman şunu söylüyorlardı. Olimpiyat oyunları belirlediğimiz takvim dahilinde gerçekleştirilecek. 24 Temmuz 9 Ağustos. Ama hafta sonuyla birlikte bazı gelişmeler yaşandı. Zira Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben eğer bu şartlar altında, eğer bu şartlar devam ederse sporcu göndermem. İngiltere dedi ki bu şartlar devam ederse ben sporcu göndermem. Kanada destek verdi, Avustralya destek verdi, Norveç, Slovenya destek verdi. Hal böyle olunca geri adım atmak zorunda kaldı Tokyo 2020 organizatörleri. Ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bir bağlantı kurdular. Zaten sürekli bağlantı halindeler. Thomas Bach'tan bir toplantı talep ettiler. Thomas Bach'la telefonda bir görüşme gerçekleşti. Thomas Bach da hafta sonunda şu açıklamayı yaptı. Tüm delegeleri ve tüm ulusal olimpiyat komitelerini de içeren bir toplantı gerçekleştireceğiz dedi 4 hafta sonra. Bu 4 haftalık zaman diliminde koronavirüs tehdidinin yayılma hızı, hangi ülkelerde ne kadar etki ettiği masaya yatırılacak. Dünya Sağlık Örgütü verileri masaya yatırılacak ve yaklaşık 4 hafta sonra bir toplantı düzenlenecek ve orada nihai karar çıkacak. Masaya bazı seçenekler de konacak. Erteleyelim mi? Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyacağı veriler burada çok önemli. Eylül-Ekim ayları, Tokyo'da sonbaharda hava çok güzel oluyor. 1964 yılında Tokyo sonbaharda yapmıştı oyunlara ev sahipliği. Yine aynısı söz konusu olabilir. Ama virüsün yayılma hızı şu anda bunun pek de mümkün olmadığını söylüyor bizlere. Bu nedenle biraz zaman istedi. O 4 haftalık zaman dilimini Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin isteme nedeni bu zaten. Biraz daha bakalım önümüze. Şu anda hala 4 ay var. Şimdiden ertelemek doğru bir karar olmaz diye düşündüler. Biraz daha yaklaşmasını bekliyorlar takvimin. Bir başka seçenek, bir yıl erteleme. 2021. Tıpkı Euro 2021'de olduğu gibi
İsmi yine Euro 2020 olacak malum ama 2021 yılında yapılacak. Tokyo için de aynı senaryo söz konusu olabilir. Deniyor ki 2021 yılını erteleyelim, adı yine Tokyo 2020 olsun. Bu da bir seçenek. Bir başka seçenek yine masaya yatırılacak. 2 yıl erteleyelim. 2022'de yapalım. Kış olimpiyat oyunları ile birlikte aynı yılda olsun. Daha önce bu 1992 yılına kadar yapılıyordu. Aynı yılda hem yaz olimpiyat oyunları hem kış olimpiyat oyunları yapılıyordu. 1992'den itibaren Juan Antonio Samaranch'ın önderliğinde ayrılmıştı kış ve yaz olimpiyat oyunlarının yılları. Şimdi 2022 için bu senaryo da yine gündemde olacak. Ama dediğim gibi 4 hafta var. Bu 4 haftada neler olacak, neler bitecek? Herkes tabii ki bu verileri masaya yatıracak ve bunun üzerinde bir toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da nihai karar çıkacak. Çok büyük ihtimal, herkesin üzerinde durduğu ihtimal 2021 yılına, yani bir yıl olimpiyat oyunlarının sarkacağı yönünde. Sevgili Mehmet, şu da çok tartışıldı zannediyorum. Yani futbol şampiyonalarındaki gibi bir yıl ertelenmesi olimpiyatın çok da kolay olmuyor. Daha teknik sebepler var. Daha farklı, daha komplike organizasyonlar bunlar. Zorlukları daha fazla yaşanacaktır diye direnç gösterenler, muhalif olanlar biraz buradan hareket ettiler sanıyorum. Sen tabii çok daha hakimsin konuya. Tabii kesinlikle bazı ekonomik veriler de ortaya kondu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makale vardı Japonya'da. Eğer oyunlar bu sene yapılmazsa gayri safi yurt içi hasıladan çok ciddi bir oranda, %6 oranında Japonya zarar edecek deniyor. Bu da onlarca milyar dolar. Dolayısıyla Japonya mutlaka bu takvime sadık kalmak istedi. Tüm planlar buna göre yapılmıştı çünkü. Bu takvime göre yapılmıştı. Tüm sponsorluk anlaşmaları buna göre yapılmıştı. Her şey buna göre planlanmıştı. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum, global bir tehditten bahsediyoruz. Oyunların sarkmasını biraz da zorunlu kılıyor. Bu çok ciddi bir ekonomik yük bindirecek Japonya üzerinde ve dolayısıyla onlar istemiyorlardı bunu ama görünüyor ki senin de dediğin gibi tabii oraya yaklaşık 11 bin sporcu gelecek. Tüm dünyadan gazeteciler gelecek. Oraya bir yığılma olacak. Dolayısıyla bu organizasyonu ertelemek çok ciddi sorunları da beraberinde getirecektir. Şu anda belki de bizim bilmediğimiz bazı sorunlar doğuracaktır Japonya için, Uluslararası Olimpiyat Komitesi için. Ama dediğim gibi bu sene yapılması çok zor görünüyor oyunların. Hatta artık ihtimal veren sayısı çok az. Hatta sonbahar ihtimali de son derece düşük bir ihtimal olarak görünüyor. 2021 en büyük ihtimal, 2022 bile söz konusu konuşulanlar arasında. Sevgili Mehmet, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Evet, tabii o kadar farklı bir gündem var ki, o kadar çok şey değişiyor ki bizler bile yayın akışımızda Futbol Anadolu programı yaparken birden olimpiyat oyunları ile ilgili bir işin içinde kendimizi çok bulabiliyoruz. Büyük bir ekonomi. Bakın yani şu bütün dünyayı her yönden derinden sarsan bir kriz, bir virüs bu. Şu bağlantıdan özellikle hafızama yazdığım bu 4 haftalık süreç bir kere takip edilmesi gereken dedi ve %6 bir kayıp. Evet. Ülke ekonomisinde %6 bir, çok önemli bir kayıp yani. Yani bilmiyorum, ben devam edeceğini düşünmüyorum, kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü her organizasyon iptal ama tabii ki şu akut dönem, şu 4 haftalık dönem takip edilecek ama ben kesinlikle erteleme, bir yıl erteleme olacağını düşünüyorum. Ben, ertelemenin ben de kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani evet, Japonya için önemli bir kayıp. Kolay değildir bu kararları almak. Çünkü dediğim gibi yani 2013 yılında 4 Eylül'de size bu organizasyon verilmiş, ev sahibi olmuşsunuz ve yatırımlarınızı, hazırlıklarınızı buna yeni göre yapmışsınız. Yeni tesisler yapıyorsunuz, yollar yapıyorsunuz. Her şey değişiyor. Dediğiniz her şey gibi değişiyor. Bir şehir belki yeniden dizayn ediliyor. İşte sponsorluk anlaşmaları tabii, ona göre yapılmış. Sonrası da planlanmış. Ben aslında Mehmet'e sormayı sonradan aklıma geldi ama yine bir ara sorarız. Sosyal medya üzerinden bir duyumum vardı. Şimdi tabii organizasyonlar yapılıyor. Organizasyon bittikten sonra ortada devasa bir tesisler kalıyor. Hocam. Mesela bir olimpiyat köyü kalıyor. Yani bu olimpiyat köyünün sonrasında satışlarının bile yapıldığı söylendi ki o da büyük bir kayıp, düşünebiliyor musunuz? Yani olimpiyat köyünden bir ufak bir yer aldın diyelim. Bir yıl ertelendiğini düşün. Yani bunun maliyetleri zor. Hocam, biz... ama işte insanın maliyeti yok.
Yani insanın maliyeti hayatını... bir yani rakamı yok, karşılığı tabii. yok yani sonsuz. Onun için tabii ki bizler işin bu yönünden bakıyoruz ama mutlaka ekonomistler de bu işin planlayıcıları da sonrası konusunda da onlar da tedbirler almak zorunda ki biz sonrası normal hayatımıza döndüğümüzde mutlaka karşılaşacağımız ekonomik sorunlar var. Ama minimumda karşılaşmamız adına o planlayıcıların da bence alacakları kararlara da uymamız gerekiyor. Biz Şampiyonlar Ligi finali için nasıl hazırlanıyoruz? Yani Avrupa'da Olimpiyat futbolun stadını tekrardan modernize ettik. En büyük kupasının sahibini İstanbul'da belirlemek için nasıl bir hazırlık içerisindeyiz? Yani koca olimpiyatlardan bahsediyoruz. Tabii. Ben organizasyonun kesinlikle bir yıl... Bizimki iki saatlik bir organizasyon. Bizimki iki saatlik bir organizasyon. Hadi uzatmalara gitti, iki buçuk olsun. Ve hocam diyor. Nasıl bir ekonomi değil mi? Bize nasıl bir katkısı olacak? Evet. Hem reklam anlamında, hem tanıtım anlamında, hem şehire katkısı anlamında. İşte o geri dönüşü sağlamak için de öyle büyük yatırımlar yapılıyor kesinlikle. Ki bir olimpiyat oyunlarında düşünün. İşte ya onu oradaki kayıpları tabii. sevgili Mehmet de ifade etti ya. Bizim bazı saydığımız faktörler var ama bizim aklımıza gelmeyecek ya da hiç bilmediğimiz... sayısız faktör var şimdi diye. En basitinden şunu söyleyelim. Sevgili Mehmet de konuşmasında bunu dile getirdi. Hadi şimdi siz karar aldınız. Hayır, tarihinde yapacağız dediniz. Evet. Veya işte sonbahar aylarına ötelediniz bunu. Ülkelerden sporcu göndermeyeceğim diyen, bu virüsün tabii. seyrine bakıp da tabii. sporcu göndermeyeceğim, gönderemem diyenlere, göndereceğim dese de katılımda bulunmayacak sporculara ne yapabilirsiniz? Tabii. Yani çok farklı boyutları var hakikaten. Olayın bir son dakika daha var. Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması. Bugün yapılan test sonuçlarına göre test sonucum pozitif çıkmıştır diyor. Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması. Son dakika gelişmesi. Bugün yapılan test sonuçlarına göre test sonucum pozitif çıkmıştır diyor. Ben yayına gelmeden yaklaşık 2 saat önce kendisiyle bir telefon görüşmem oldu. Evet. Hocayla telefon görüşümüz yaptık. Öyle bir sohbet ettik. Şunu söyleyeyim. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Evet. Gerçekten çok üzüldüm. Herkese üzüldüğüm gibi hocaya da çok üzüldüm. Ama şunu söyleyeyim. Hocanın morali çok iyiydi. Hocanın telefondaki sesinden, konuşmasından anladığım kadarıyla da öyle çok büyük sıkıntılı değildi. Allah'ım acil şifalar versin tamam. inşallah hocama da. Diğer tüm bu virüsün etkisinde olanlara da çok geçmiş olsun diyorum şimdiden. Tabii, acil şifalar büyük geçmiş diliyorum. Olsun, acil şifalar diliyoruz. Ama hocamız da biliyoruz, güçlü bir bünyeye sahip. Zaten bu virüsü bünyesinde her çok sayıda insan yani taşıyabiliyor. Yani taşıyıcı şu algı olmak illa kötü sonuçları da beraberine getirmiyor. Ama gelmiyor ki birçok bilim insanı da bu iş için... Çok fazla yıl kafasını yormuş insanlar da hemen hemen bir oran veriyor. Neredeyse nüfusun evet. %60-%65'i gibi farkında olmadan da ayakta geçirebiliyor. Tabii şöyle bakıyorum hocam sözünü kestim özür dilerim. 19-28 itibariyle hocayla görüşmüşüm ben. Evet. Yani 7.30. Şu anda da saat 22 yani 2-2.5 saat önce görüştüm. Net söylüyorum hocanın sesinin tonundan gayet sağlıklı olduğunu yani sağlıklı derken hastalığın ağır belirtilerinin olmadığını net söyleyebilirim. Kendisi de neticeleri bekliyordu en son görüştüğümüzde bir kısım yine, çünkü açıklandı. Yine devam ediyor değerlendirmeleri. Ben şuradan daha rahat sanırım onu okuyabileceğim. Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim, merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere diyor. Bir kez daha aktarayım. Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması. Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere diyor. Fatih Terim de gayet sakin ve soğukkanlı biçimde karşılıyor zaten. Oyunun bunu. Durması adına ilk söylemi gerçekleştiren teknik direktördü. Oyunun durması adına. Ve bunları dile getiren oydu. Oydu ve dile getirdi. Dedi ki bizim de bir etki alanımız var. Bizim bir ailemiz var. Bizde bir problem olursa bunlara bulaşma riski var diyordu hoca. Ben de kendi adıma her şeyden önce Türk futbolunun bu en önemli figürüne her şeyden önce geçmiş olsun diyorum. Dualarımız onunla. Yani tabii. inşallah kısa zamanda da atlatacaktır. Atlatacaktır. Yani kesinlikle ama atlatacaktır. Net söylüyorum öyle hani gerçekten de dediğim gibi çok fazla bir süre geçmedi. 2,5 saat önce bir yaklaşık 8-10 dakikalık bir görüşmemiz evet. oldu. En azından işte ateşti, öksürüktü,
böyle sıkıntılı bir şey yoktu. Evet, hoca yaş olarak da risk sınırında yaşta. Ama şunu söyleyebilirim. Hoca yaşıtları arasında direnci çok yüksek. Elbette. Kendine çok iyi bakan, iyi beslenen, sağlık açısından da yani vücut direnci açısından da yaşıtlarının çok çok üstünde olduğunu kronik söyleyebilirim. Kronik bir hastalığı olmayan. O, çok şükür yok. Onun için acil şifalar, evet, diliyorum. Tekrar tekrar acil şifalar diliyorum. Şimdi özellikle hocanın belli bir o yaş grubunun içerisinde olmasının aslında bir de böyle bir olay keşke olmasaydı da. Tabii. Aslında bakarsanız dışarı gene bir mesaj verdi. Evet. Bakın bir spor adamından konuşuyoruz şu anda. Yani gününün hemen hemen değil mi hocam 10 saatini. Tabii canım. Spor adına, futbol adına mesaide geçiren Türkiye'nin en önemli simasından bahsediyoruz. O yüzden tekrar hoca vesilesiyle gene belli bir yaşın üzerindeki tüm büyüklerimize diyelim ki lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen çıkmayın dışarı. Zorlamayın. Devleti de zorlamayın. Bakın çok güzel bir şey söylediniz biraz önce. Bu virüs birçok hastalığın üzerine binerek sonu hazırlıyor. Evet. Yani şimdi astım vardır, üstüne bu binerse. İşte kola vardır, üstüne tetikliyor. Bakın şimdi herhangi bir astım hastasının, biz doktor bilim adamı değiliz ama bütün gün televizyonlarda profesörleri, hocaları dinliyoruz tansiyon, yani. Her şey var. Kalp hastaları, yani kendilerini korumaları lazım. Şimdi Fatih Hoca, bünye güçlü, spor insanı. Allah'ın izniyle kısa zamanda da inşallah atlatacaktır. Ama bakın gene bir kitleye ulaştı. Lütfen büyüklerimiz kendine dikkat etsin. Futbolun oyunun durması adına ilk söylemi gerçekleştiren teknik adamın testinin pozitif çıkmasını konuşuyoruz şu anda. Ki o dönem yanlış anlaşılmalar da oldu. Çünkü Beşiktaş derbisi olduğu için demek ki bir kere daha söyleyelim. İnsan sağlığı her şeyin üstesinde. Şimdi arkadaşımız Erman Gönülşen telefon attığımızda daha detaylı ve son bilgileri kendisinden rica edeceğiz. Erman, iyi akşamlar diliyoruz öncelikle. İyi akşamlar Onur Şahin. Deniz Hoca'yla ve Alp Hoca'yla sizlere de iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Çok teşekkürler. Tabii çok önemli, çok hassas bir konu. Biz de bunu değerlendiriyorduk. Fatih Hoca'nın durumunu. Sen neler aktaracaksın bizlere? Bugün Sayın Abdurrahim Albayrak'ın da testleri pozitif çıkmıştı. Ve şimdi de Fatih Hoca'nın açıklaması geldi. Senden son bilgileri rica ederim konuyla alakalı olarak. Yani Galatasaray için bugün üzücü bir gün. Yani elbette süreç üzücü ama sonucunu umutla ve mutlulukla güzel haberleri vereceğimiz bir gün olmasını temenni ediyorum öncelikle. Galatasaray Spor Kulübü Beşiktaş maçının hemen ardından bütün teknik heyet, idari kadro ve oyuncuları koronavirüs taramasından geçirtti. Fatih Hoca da o taramada numunesi alınan isimlerden biriydi ve sonucu da bugün açıklandı ve kendisi de bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin, en kısa zamanda haberleşmek üzere dedi. Açıkçası yani bu büyük bir şok etkisi yarattı. Şu an Galatasaray'daki birçok isimde Fatih Hoca'nın bu paylaşımından şu anda hocanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi açıkçası. Hani biz de şu an çok yeni olduğu için detaylara ulaşmaya çalışıyoruz ama hocanın Beşiktaş maçının hemen ardından tüm takıma yapılan bir virüs taraması vardı. Orada örnek verdiğini söyleyelim ve o örnekten sonra da şu anda sonucu çıktı ve ne yazık ki de pozitif olduğunu ifade edebilirim. Tabii nereden geldi, nasıl geldi virüs Fatih Hoca'ya? Yani Sayın Abdurrahim Albayrak da şu anda test sonucu pozitif çıkan bir isim. Acaba pazar günkü mücadelede, mücadele öncesinde ya da sonrasındaki bir yakın temastan mı Fatih Hoca'ya geçti? Tabii şu an bunların açıkçası net cevabını vermek çok güç ama ilk akla gelen, çünkü Abdurrahim Albayrak, Sayın Albayrak da takımda hep iç içe olan bir isim. Bunu da biliyoruz ki Fatih Hoca'yla da aralarındaki bağın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Siz de bugün gündem futbolda Bahra Havadar'ın bir ortaya koyduğu fotoğrafla ikisinin yan yana bir fotoğrafı üzerine çok güzel bir sohbette bulunmuştunuz. Ki o zaman yani sadece Abdurrahim Albayrak da bu haberi almıştık ama şu an ne yazık ki Fatih Hoca'da da aldık. Umut ediyoruz ki tıpkı Abdurrahim Albayrak'ta olduğu gibi, tıpkı şu an bu rahatsızlıkta tedavi gören tüm vatandaşlarımız gibi Fatih Hoca da
bu süreci rahat bir şekilde, güçlü bir şekilde atlatarak tekrar sağlığına kavuşacaktır ve takımının başındaki yerini alacaktır. Tabii çok sıcak bilgileri de almaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da ben yine sizlere aktarmaya çalışacağım Onur Şahin. Sevgili Erman, tekrarlar mısın, o test ne zaman yapılmıştı? Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş mücadelesi tamamlandıktan 2 gün sonra, daha doğrusu Galatasaray'ın çarşamba günü yapılacağı bir antrenmanı vardı, iptal edilmişti. 2 günde izin vermişti Fatih Hoca. İşte o süreç zarfında oyuncularına Fatih Hoca hem koronavirüs sürecinde ne yapmaları gerektiği konusunda tedbirleri iletti. Ama bu süreçte de bu koronavirüs testi gerçekleştirildi. Sadece şu an mevcut kadrodaki oyuncular değil aslında. Galatasaray kiralık olarak gönderdiği Ozan Vafor gibi, Cagne gibi, Babel gibi, Emre Mor gibi isimlerin, hatta Maicon gibi isimlerin de, yani birçok farklı takımlarda şu an forma giyen isimlere de bu testi yapılmasını önerdiler. Onların test sonuçlarını da takip ediyordu aslında Galatasaray Sağlık Heyeti. Yani geniş kapsamlı bir koronavirüs taraması yapıldı. Şimdi tabii burada Fatih Hoca'da ve Abdurrahim Bey'de bu pozitif olma durumu ortaya çıkınca, yani tabii Beşiktaş maçıyla ilgili bir süreç varsa tabii ki o zaman takım adına da herhalde diğer oyuncuların da tekrar taramalarının yapılabileceğini de şu an sesli düşündüğümüzde ortaya çıkabilecek bir durum gibi. Şu andaki konu ve soru bu zannediyorum. En önemli konu ve soru bu: pozitif çıktıktan sonra hem Abdurrahim Albayrak'ta hem Fatih Terim'de bu testler mutlaka kendilerine yakın olan bütün futbolcular, İdari personel çok daha geniş kapsamlı testler de tekrarlanacaktır herhalde. Bu aşamadan sonra mutlaka bir alarm durumuna geçilecektir doğal olarak. Kesinlikle öyle. Çünkü yani bir teknik adamdan bahsediyorsunuz. Soyunma odasında oyuncularıyla teması, saha kenarında, saha dışında, aynı otobüste yolculuk, seyahat. Yani ki Abdurrahim Bey maçtan sonra kendi özel aracıyla ayrılmıştı ama yani Fatih Hoca oyuncularıyla da yakın teması da seven bir teknik adam çünkü onlara motivasyon adına yaptığı konuşmalarda. Yani o ortamda olunduğu için tabii ki şu an oradaki bütün oyuncuların da tabii şu an takımdaki oyuncuların da sonucu muhtemelen yavaş yavaş çıkıyordur ya da çıkmaya başlayacaktır. Çünkü test süreci de oldu, yani o 6 günlük 5 günlük süreçten sonra testlerin tam sağlıklı sonucu çıkmaya başladığı için sizin de dediğiniz gibi Onur Şahin, şu anda takım içindeki oyuncular adına da yani tabii ki burada çok bir durumu speküle etmek de istemiyorum ama tırnak içinde bir kırmızı alarm durumunun da ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Sizlerin bir sorusu var mı? Hayır, sevgili Erman'a? Bu son sevgili Erman'ın son söylediğini kesinlikle doğru buluyorum. Çok ciddi bir durum çünkü bir teknik adam oyuncularıyla sürekli beraber ve özellikle Fatih Hoca gibi bir hocadan bahsediyorsak bu birebir teması, yakın, evet. Bu birebir motivasyon Türkiye'deki en iyi yapan teknik adamlardan bir tanesi. O doğru. Zaman Erman'a teşekkür edelim. Yeni gelişmeler olursa yine bağlantı sağlayacağız seninle zaten Erman. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ediyoruz. Şimdilik kolay kaydıyla. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Tabii ki bir takımın içinde hani böyle bir ekip, bir takım spor yapıyorsunuz. İşte ikinci başkanın, teknik direktörünüzün pozitif çıkması tabii ki endişeleri arttırır. Mutlaka tetkikler belki hocamın dediği gibi tekrar yapılacaktır. Ama şunu söyleyelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Tabii ki tüm bu virüsten etkilenenler için ne diyelim? Allah hepsine acil şifalar versin ama tabii ki şimdi futbol ailesi, hepimizin tanıdığı, bildiği büyüğümüz, hocamız. Onun için açıkçası ben de yayında şok oldum, işte dediğim gibi yani yayına girmeden bir 45 dakika önce, 50 dakika önce kendisiyle telefon konuşması yapmıştık. Şu anda yani hakikaten farklı bir şok yaşıyorum. Düşünebilir yaşa gelen çocuklarımızdan, gençlerimizden mesela ne bileyim 10-14 yaş olabilir, 14-16 olabilir. Hocam bir kış vardı, hatırlıyor musun? 86 kışı mıydı o? Bir ay kaldı. Tabii evden çıkamıyor. İstanbul. Yani evden kaldı. 2 ay 3 ay. Şimdi aslına bakarsanız bir nesil bir tarihe tanıklık ediyor şu anda. Bir kültür yok olacak, bunu söyleyeyim. Bunun dönüşünde bu selamlaşma, sarılma, öpüşme, tokalaşma, kol kola girme, belki omuz omuza yürüme. Evet. Bu ortadan kalkacak. Çünkü görünen o ki bu iş yani biraz bazı şeyleri geride bırakmamıza ve unutmamıza sebep olacak. Şimdi biraz önce
fotoğrafta haberi verirken, röportajı verirken Fatih Hoca ile Abdurrahim Bey'i gördüm böyle yan yana, kol kola. Evet. Yani kader birliği yapıyorsunuz. Bizim ya kültürümüzde de bu var hocam. Yani, evet. Yani bir takım şeylerin artık değişeceği çok net. Yani biz belki de bu sosyal davranışlarımızı tekrar çek edip, hatta çek etmeden de ziyade bence artık tekrarlamayacağız hocam. Çünkü bu iş bayağı ciddi bir iş. Hep söylüyoruz bu sosyal mesafeyi korumak. Tekrar Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinin bir tanesinin böyle bir rahatsızlığına tekrar bir geçmiş olsun diyerek tekrar hatırlatalım bu fotoğraflardan. Bu sosyal mesafeler korunacak, selamlaşma şekilleri değişecek. Evet. Hocam bu her karşılaşmada sarılıp öpüşme devri bitecek. Artık bir devir değişiyor. Ve özellikle gençlerimiz bir tarihe tanıklık ediyor. Ben nasıl çocukken o kışı unutmuyorsam bir grupta bu kötü geçen süreci unutmayacak. Acil şifalar diliyoruz bir kez daha. Evet. Büyük geçmiş olsun ve hocamızın da bu süreci çok güçlü bir biçimde atlatacağına inanıyoruz. Tekrar hatırlatalım. Az önce konuştuğumuz gibi kronik bir hastalığı da yok. Kesinlikle. Kuvvetli bir bünyeye sahip. Kesinlikle. Bunların hepsi çok büyük avantajlar. Ve bunların altını çizmek ve vurgulamak gerekiyor. Ve hoca da yani yaklaşık bugün günlerden pazartesi hani 7-8 gündür de kendini izole etmiş durumdaydı. O da tedbirlerini almıştı ailesiyle birlikte. Onun için biraz sanki içime su serpiliyor veya izleyicilerimize de bunu aktarmak istiyorum tabii. Herhangi bir şikayeti yoktu. Herhangi bir, tabii hastalığın belli bir süreci var. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün bakanlığımızın birçok bu konuda kamu spotları var. Hepsini takip ediyoruz, izliyoruz, ediyoruz. O şikayetlerin hiçbirini hocada görmedik. Pozitif çıktı ama eminim ki hocam en kısa sürede toparlayacak, tekrar hocam aramıza zaten dönecek. Sözleşme gereği çalışan tüm teknik adamları ve oyuncular biliyorsunuz her futbol döneminde bir check-up'tan geçiyor. Tabii. Yani sağlık kontrolü olmadan lisans işleminin gerçekleşmesi mümkün değil. Yani Allah'a şükür ki şu güne kadar son derece sağlıklı bir spor adamından bahsediyoruz. Evet. Ama biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. İşte hep bin müsilet bin nasihat doğru derler ya, işte çok dikkat edecekler. Bu iş kronik bir hastalıkla birleşirse daha tehlikeli. Bunu biz söylemiyoruz. Biz spor adamıyız, kendi alanımızda yorum yapabiliriz. Ama bu işin bilim insanları, profesörler, hocalar diyor ki lütfen. Hatta kronik... Sayın Bakan, kesinlikle. Bugünkü açıklamasını ben dikkatle takip ettim. Kayıplarımız bu hastalıkta, bu virüste yitirdiğimiz üst insanlar. Üst üste binmesi. Yaşları oldukça fazla ve kronik rahatsızlıkları olan insanlar o kronik rahatsızlıkların etkileriyle o virüsle birleştiği zaman maalesef hayatlarını kaybettiler diye altını çizerek hocam, vücut dirençleri düşük olduğu için tabii ki o hastalığın da etkisiyle yani söylediğimiz hastalıklar mutlaka insan vücuduna bir de yaşlar ilerleyince direncini düşürüyor. Bu nedenle de hocanın en azından bildiğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla böyle bir kronik hastalığı yoktu. İnşallah tekrar diyorum hocamla birlikte tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Şu dönemde yapacağımız iki tane şey var. Önlemlerimizi almak, kendimizi izole etmek. Önce kendimizi tabii ki beraberinde çevremizi de bu musibetten korumak. Sonrasında da gönlümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce de dua etmek, geçen sağlık dilemek. Yayında Hikmet Hoca bağlandı, Hikmet Karaman. O da mesela kendi adına, takım adına son oyunu hocam hatırla. Kayseri Spor Malatya maçını anımsayalım. Özellikle oyunun ikinci devresinde biz Kayseri Spor'da Lunk'u öne çıkartmıştık. Hatırlıyor musunuz? Kaleci Lunk'u. Öne çıkarttık da Malatya Spor'un puan oyuncusunu da Hikmet Hoca ve Malatya Spor Kulübü o Kayseri oyununa götürmedi biliyorsunuz. Evet. Yani hem kendi arkadaşlarını hem karşı takım arkadaşlarını koruma adına ki testi de negatif çıktı bu arada bir fonun biliyorsunuz. Bu arada Fenerbahçe evet kulübünün de bir açıklaması var. Galatasaray takımı teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor. Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz şeklinde Galatasaray'ın ezeli rakibi, ebedi dostu Fenerbahçe'den gelen mesaj, Fenerbahçe kulübünün mesajı. Galatasaray takımı teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor. Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz şeklinde Fenerbahçe kulübünün de paylaşımı geldi. İnsan sağlığı bu. Rekabetin, kazanmanın, kazanmamanın, puanın, paranın, her şeyin dışarıda kaldığı bir durum. Bir de tabii şimdi özellikle biraz önce hocam söyledi.
tüm hastalarımıza acil şifalar dilerken bazen bazı figürler de bir takım şeylerde uyanışa sebep oluyor. Yani evet. Belki bugüne kadar dikkate almayanlar, bu işi hafife alanlar belki böyle bir insan sayesinde, tekrar söyleyeyim tırnak içerisinde, keşke böyle olmasa ama artık bu işin biraz farkına varırlar. Hani yayınımızın başında konuşuyorduk ya, bu işlerin şakası yok. Yok, olmaz. Tedbiri elden bırakmayın derken işte bunun örnekleri de bu şekilde. Kesinlikle. Yani tekrar çıkıyor. Tekrar oluyor belki. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz için de şunu söyleyeyim. Yani evet, Fatih Hocam'ın testi pozitif çıkmış. Bir bölüm 90 kişi test yaptırmıştı kulüpte. Teknik heyetinden evet. Futbolcusuna kadar. Bir bölümle açıklanmıştı. Açıklandıktan sonra ben hocamla 19.28 gibi, şu anda telefonuma baktım. 19.28 gibi bir telefon yaklaşık konuşmamız oldu. Yaklaşık 3 saat önce. Evet, konuşmamızda hocam Alp bekliyorum. Bir grup açıklandı. Bir grupta hani açıklanmayacak, açıklanmak üzere gibi bir muhabbetimiz oldu. Ama net söylüyorum. Ne kadar yüreklere su serperim bunu bilemem tabii. Bir sağlıkçı değilim, bir hekim değilim ama hocamla yaptığımız konuşmamızda, sohbetimizde hocanın bir moralinin çok iyi olduğunu en azından bunu net söyleyebilirim. Bunu yaptığı açıklamada da herhalde hissedebiliyordur sevgili tabii. Spor severler ve izleyicilerimiz. İki, kendisinin bu virüsün etkileri olan ateş gibi, yüksek ateş gibi, düşmeyen ateş gibi, nefes darlığı gibi, solunum problemi gibi bir problem yaşamadığını net söyleyebilirim. Kaldı ki bu test yapıldıktan üzerinden de şu anda 6-7 günün geçmiş olduğunu söylüyoruz evet. Ki bu testin sonuçları çıkana kadar mutlaka bu etkilerden biraz hoca farklı bir şekilde en azından şüpheleri olabilirdi. Herhangi böyle bir şüphesi yoktu. En azından şunu söyleyebiliriz. Hocanın bu testi pozitif çıksa da hastalığın hocadaki seyri çok yavaş gidiyor veya etkisini çok fazla şiddetli sarsıcı göstermiyor. Bir etkisi yok. Sanki hoca o sağlam sporcu bedeninle, yaşı ne kadar risk grubu içinde de olsa bunu net söyleyebilirim. Hocanın direnci çok yüksek, morali yerinde. Hatta şu anda kendisine de mesaj attım, üzüntülerimi belirttim. Ama şu anda tabii ki hastanede evet. Tedbirler alınıyor. Ama ola ki hocanın bir dönüşü, bir mesajı olursa izleyicilerimizi de aktaralım. Şunu dualarımızı eksik söyleyeyim. Etmeyelim. Sizin dediğiniz gibi hocanın koronavirüs açıklaması, bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim diyor. Merak etmeyin, en kısa zamanda haberleşmek üzere diyerek de o moral motivasyonunu, gücünü her zamanki direncinde ortaya koyuyor. Bunu da mutlaka altını çizelim. Koyacaktır. Yani. Her konuda inatçıydı zaten. O inadıyla her şeyi yendi hoca. Bunu da yenecektir. Evet, bu da bu şekilde ekrana geliyor. Bir taraftan da kulağım arkadaşlarımda yeni haberler, gelişmeler var mı diye, bir bağlantımız var mı diye konuyla ilgili olarak az önce vurgulamıştık. Yine ekrana getirebiliriz. Fenerbahçe Kulübü'nden de hemen bir geçmiş olsun mesajı geldi. Çok seri bir biçimde bu rahatsızlığını duyurduktan sonra teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray takımı teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor. Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz şeklinde Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama gerçekten yapıldı. De şık açıklama. Eminim ki birçok kulübümüz tabii ki mensubu olduğu hocanın spor camiasından birçok kulübümüzün peş peşe yayınımız içinde de açıklamaları gelecektir. Dediğim gibi şu anda payımıza düşen, yapmamız gereken öncelikle kişisel hijyenimizi, kişisel ne diyelim korunmalarımızı yapalım. Sonrasında da bir şekilde bu mikrobu vücuduna almış olan hastalarımız için, hepsi için dualarımızı da eksik hocam, etmeyelim. Hocam bir bir hep beraber zaten bugün söyledikleri gibi. Yani şu çok önemli, bu test kitleri de galiba fazla sayıda artık girdi ülkemize. Evet. Artık ulaşmak ve kendini kontrol etmek de çok kolay. Bundan da çekinmesin insanlar ki hani her şey kayıtlı olsun yani. Biz birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda olduğumuz aşikar. Evet. Bir şeffaflık var. Her akşam belli saatlerde Bakan Bey bir açıklama yapıyor. Yani bir şekilde bir kontrol altında, bir izole etmeye çalışıyoruz. Yani biz kendimize çeki düzen vermemiz için illa birinin hastalanmasına gerek yok. Bu iş var şu anda. Nasıl ki biz iki konu var. Nasıl ki biz bir deprem bölgesiyiz. Artık depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız, değil mi? Bu bir gerçek. Şu anda bu da bir gerçek. Evet. Yani tedbirlerimizi almak zorundayız.
bireysel olarak bunu alırsak zaten toplumsal olarak da belli bir ne bileyim yani bir izoleye, bir durdurmaya, bir stabil hale getirmeye hakim olabiliriz. Bunun için nasıl ki bizi yönetenler sürekli teyakkuzda ve bir önlemler, her gün bir önlem oluyor biliyorsunuz. Tabii. Ne yaptılar? Dediler ki kafeteryaların oturma alanları kalksın. Neden? İnsanlar o alanlarda bir araya çok fazla gelmesin diye. Yani bir önlem. Ne bileyim 65 yaş üstü yaşlılarımız dışarı çıkmasın. Bakın özellikle kronik rahatsızlık olanları koruyalım diye. Ne bileyim bazı bugün herhalde tahmin ediyorum bankalarda 12 ile 5 arası bir duruma geldi. Hizmet dönemi geldi. Evet. Yani aslına bakarsanız bize sürekli bir sinyal var. Birbirimizden uzaklaşma adına. Bu arada Galatasaray Kulübü'nden de bir paylaşım. Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki seninleyiz hocam bir kez daha birlikte yeneceğiz şeklinde bu mesajı paylaşıyor. Bir kez daha aktaralım. Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki seninleyiz hocam bir kez daha birlikte yeneceğiz şeklinde Galatasaray kulübünden de bir destek ve moral mesajı bu şekilde geldi. Evet. Bu tweet paylaşıldı. 25 milyon taraftarı vardır değil mi Galatasaray'ın abi? Yani saysan da. Vardır tabii. Vardır yani, tabii. Şimdi bak 25 milyon Galatasaray. 25 milyon Fenerbahçe. 25 milyon Trabzon. Herkes omuz omuza versin biz üstesinden geliriz bu işin. Hocanın üstesinden geliriz bu işin. Ne kadar inatçı bir kişiliğe, karaktere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hocayla misket oynasanız hoca kazanmak ister biliyorsunuz. Onun için hocanın kendi söylemlerinden gidersek hani 8'de kapanır 18'de kapanır diye hocanın böyle literatüre geçmiş hocalarımızın bazı sözleri vardır. Hocanın da ben korona da yenilir hocam hepsi omuz gribi de yenilir diyorum. Evet. En kısa zamanda aramıza inşallah ve sağlıkla sıhhatle dönmesini bekliyoruz. Mesajlar, tweetler, sosyal medya paylaşımları yağmaya başladı işte. Adeta. İşte durmaz. Trabzonspor Kulübü'nden de Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız şeklinde Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımı Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz diyor Trabzonspor Kulübü bu paylaşımda. Şimdi son seyircisiz oynanan derbide Galatasaray Beşiktaş maçının ardından yaptığı toplantıda serzenişleri vardı teknik direktör Fatih Terim'in. Bakalım o gün neler söylemişti, o sözlerini bir kez daha hatırlayalım. Bir dakika koronavirüsü konuşulmadığı bir hafta olmamış. Hem uluslararası hem ulusal. Her şeyi takip ediyor. Yani bizi toplumun uyuşturucusu gibi seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Bazıları söyleniyor. Ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. Burada 850 kişi akrediteli. Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Diğer ekle beraber 1000 kişi. Hiç bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Ya hani 1,5 metreden 1 metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı? Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Şimdi ertelense, bütün futbolcuları evlerine yollasak, bütün birimler evlerine gitse, olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunması gerekmiyor. Çünkü özgür iradeleriyle, hür iradesiyle herkes kendini bu virüsten koruyacak. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Tüm futbol alemi. Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Antrenman sonrası, cuma günü, herkes evine gittikten sonra. Oyuncular soyunma odasında, cumartesi idmanda soyunmak istemediler. Her odayı kendilerine göre tekrar dezenfekte ettik. Bizde 1000 kişi olsa, 9 maç, 9000, 10.000 kişi. 10.000 kişiyi hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Bizim muhatabımız Futbol Federasyonu. Herkes karantina, iptal, tehir, biz değiliz. Tamam, peki bir kimse çıkıp federasyonun arkadaşlar bundan dolayı bir şey yaptık falan yok. Çeşitli beyanlar var. Bir tanesi de başkan yardımcısına ait. Diyor ki söz konusu olamaz. Basından okuduğumu söylüyor.
Söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun? Telekonferansla buradan katılacaksın. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, milli takım arasında baktınız ki vakalar bitti, her şey bulundu, Allah'a şükür hiçbir şey yok. Bu arada çarşamba pazar oynardık. Olmadı, bu arayı da buna katardınız. Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Bakın arkadaşlar, ben hayatımda da kendi adıma bir şey istemedim. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Paranoya yapan bir adam da değilim. Komplo teorileri de üretmem. Çok da itibar etmem ama hepimiz paranoyak olduk. Hiç bu kadar kısır bir hafta geçirdi mi Türkiye Ligi? 1-0. Seyirci olsa böyle olmaz. Şu ana kadar da pek kimseden ses çıkmadı. Ondan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum. Salonda şu anda 67 kişi var. Yani sizler ve bizler 67 kişiyiz. Çok da yakınsınız. Evet, teknik direktör Fatih Terim'in o maç sonrasındaki değerlendirmeleri bu şekildeydi. Şimdi telefon attığımızda sevgili Bahri Avadır var. Bahri Avadır, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba Onur, Alp Hocam merhaba. Merhabalar Bahri'cim. Sevgili Bahri Avadır, tabii gündüz saatlerinde Gündem Futbol programında Sayın Abdurrahim Albayrak'a konuşuyorduk. Test sonucu pozitif çıkmıştı ve şimdi de gece geç saatlerde Fatih Hoca'nın pozitif çıkan test sonucu. Tabii insanlar şoke oldu işin açıkçası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Herkes bir taraftan da bir haber koşuşturması içerisinde bu konuyu ve süreci değerlendiriyor. Neler söyleyeceksiniz Bahri Avadır? Valla tam ben de şok içerisindeyim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şu, ben sosyal medya hesabına hocanın açıklamasını gördüğüm anda da direkt başkanla ve ikinci başkan yardımcısı Yusuf Günay'ı hemen aradım. Gördünüz mü dedim. Onlar şok oldular. Haber yokmuş onların da. Daha sonra yoğun bir şekilde telefon trafiği başladı. Benim tamam Fatih Hoca açıkladı. Testlerin pozitif olduğunu açıkladı. Kalpten acil şifalar diliyoruz. Ama ben dedim ki ya başkanım siz de hocayla çok yakın temas içinde olduğunuz, Sayın Yusuf Günay'da olduğu sizlerde bir şey var mı diye. Bir taraftan onu en azından telefonla konuşurken onu sorayım. Hayır ne bende var ne de Yusuf Günay'da herhangi bir sıkıntı yok. Bizim testlerimizde de herhangi bir problem yok dedi. Onu söyleyebiliriz. Yani çünkü Beşiktaş maçında yani 15 Mart'ta ki Beşiktaş maçındaki şeref türbününde yani daha doğrusu protokol türbününde Sayın Abdurrahim Albayrak vardı, Sayın Mustafa Cengiz vardı, Futbol Federasyonu'ndan Sayın Ali Düşmez var, Fenerbahçe Galatasaray'ın yöneticileri var, Beşiktaş'ın yöneticileri var, Emre Koca da vardı. Tabii şimdi bu giderek bu halka büyüyecek mi? Bilmiyoruz yani çünkü Abdurrahim Albayrak da olduğu için. Bunun yanı sıra sevgili hocam Fatih Hoca, çünkü soyunma odasında kimlerle konuştu, kimlerle yakın temas halindeydi. Çünkü hoca çok hareketlidir yani. Ben çünkü yaklaşık 3-4 yıl kulüpte çalışmış birisi olarak biliyorum. Ama emin ellerdeyim, merak etmeyin derken tabii moralin çok yüksek olması çok önemli. Ama şu, telefonlarla da en azından ulaşmaya çalışıyoruz ki bu cumartesi akşamı, yani geçtiğimiz cumartesi akşamı Kandil gecesi o Cengiz'le taradım kandilleşmek için. Allah'a çok şükür vardı. Ben gayet iyiyim. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Herhangi bir demek ki test yaptığını veya sonuç çıkmamıştı. Bilmiyorum. Yani ben bunu sorma gereği bile duymadım. Sevgili Bahri. Sağlığın yerinden dedim. Sevgili Bahri, ben az önce yayına girmeden önce biraz önce telefonumdan da kontrol ettim. 19.30 gibi hocayla konuştum. Hocanın dediğim gibi hani telefondaki izlenimim en azından neticeleri daha almamıştı. Morali yerindeydi, morali düzgündü, herhangi bir şikayeti yoktu. Yani bu hastalığın artık ezberlenmiş hale gelen o verilerinden herhangi birinden bir eser yoktu. Onun için belki de hani bu
açıklamadan sonra bizi mutlu etmesi gereken kısmın bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birebir şahit olmuş bir kişi için söylüyorum. Telefonda sesi çok iyiydi. Saat 19.30'da bir 7-8 dakikalık bir görüşmemiz oldu hocayla, sohbetimiz oldu. Neticeleri bekliyoruz. Bir kısım personelin neticeleri çıktı dedi. Onlardan sonra dedi bizimkilerin de açıklanmasını bekliyoruz dedi. O nedenle yani 2 saat, 2,5 saatlik bir süre önce konuştum ben. Evet, benim dediğim hocam size tabii siz çok daha yeni konuşmuşsunuz. Ben sadece Kandil akşamı konuşuyorum. O bir gün içerisinde konuşmadım ben. Evet. Ama sizin söylediğiniz tabii ki çok önemli. Hocanın morali yüksek olduğu ve emin ellerde olduğu emin ellerde bir şeklindeki mesaj da çok önemli. İlerleyen dakikalarda mutlaka çeşitli ayrıntılarda ulaşacağız. Çeşitli görüşmelerde mutlaka edineceğiz. Ben diyorum birazcık daha beklemekte fayda var. En azından haber yani bu sırada çok bilgi kirli de olabilir. Sevgili Alper, sevgili Deniz, sen de bilirsin ki bu sırada herkes bir yorum yapmaya veya işte bir şeyler paylaşmaya çalışır. Fakat emin olmadan bu konularda bir şey söylememek lazım. Çünkü bu konular çok için konuşmamız lazım. Konuşarak da paylaşmamız lazım. Ama hem Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in çok sağlık durumu çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hem Yusuf Güney'in sağlık durumu çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki Sayın Abdurrahman Albayrak'ın pozitif çıktı. Onun bir üzüntüsü vardı. Sayın Fatih Hocamızın akşam saatlerinde yaklaşık bir saat önceki bir test sonuçlarının pozitif çıkması elbette ki bir şok etkisi yarattı ama her iki tarafında moraline çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama ne Sayın Mustafa Cengiz'in ne de Yusuf Günay'ın herhangi bir sağlık problemleri olmadığını söylemek lazım. Bahar Abadır, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Yeni bilgi alacağız. Elbette ki paylaşacağız. Tabii. Mutlaka haberdar edeceksinizdir bizi konuyla da ilgili olarak. Tabii çok sıcak bir gelişme sıcak olunca açıkçası hepimiz de biraz şaşırdık. Yani beklemediğimiz bir gelişme olduğu için. Dediğim gibi yani yayına girmeden 1,5 saat önce konuşuyorsunuz. Yayına girip bu son dakika haberi gelince açıkçası yani şok oldum. Şok oldum tabii ki o işin başka bir bölümü ama en azından sesini duyabilmek, o anlık sıkıntısı var mı yok mu onu hissedebilmek. Çünkü ısrarla sordum hocam hani böyle böyle Abdurrahim Bey de pozitif çıktı. Hani siz en yakın temas edilen kişilerden birisiniz yani yan yanasınız. Var mı? Yok bir belirtili bir şey yok artık dedi. Bekliyoruz neticelerini dedi. Ve Başakşehir Kulübü'nden de bir paylaşım geldi. Onu da hemen aktaralım. Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz şeklinde Başakşehir Kulübü'nün paylaşımı. Bunun dışında İttifak Holding Konyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede güzel haberler alabilmeyi ümit ediyoruz şeklinde bir paylaşımda bulunulmuş. Gençler Birliği Kulübü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz şeklinde bir paylaşım yapılmış. Kasımpaşa Kulübü'nden de gelen sosyal medya paylaşımı Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz denmiş Kasımpaşa Kulübü'nden de gelen paylaşım. Bu şekilde birçok kulüpten gelen paylaşım yine Türkiye Basketbol Federasyonu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz şeklinde Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan da bu paylaşım yapıldı. Tabii üst üste geliyor paylaşımlar. Sadece futbol dünyası değil, bütün spor dünyasını da hatta bütün Türkiye'yi de Türk toplumunu da yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü çok önemli bir figür, çok önemli bir insan. İlk ve net bilgiyi hoca zaten kendi hesabından yaptı. Şimdi bu tip insanları konuşurken özellikle durumla alakalı çok fazla bilgiye sahip olmadan yorum yapmamak lazım. İşte ben de ondan çekiniyorum hocam. Ama en azından hani şöyle bir dediğim gibi
çok tekrara girdim belki yayın boyunca ama ısrarla da bunu anlatmak istiyorum. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz de olabilir. Evet, olabilir. Onun için yani, tazelemekte bu haberleri fayda var hocam. 7-8 dakikalık yayına girmeden önce telefon görüşmemiz oldu. Yaklaşık 3 saat önce siz telefonla konuştunuz. Konuştuk. Hocanın işte gayet neşesi yerindeydi, keyfi yerindeydi. Sadece şunu söyledi. Alp dedi 90'a yakın bir testimiz oldu dedi. Bir kısmı çıktı dedi. Ben dedim ki hocam hani sizinki de çıktı mı dedim. Alp dedi bekliyorum dedi. Şey gelecek dedi yani testin sonucu gelecek dedi. Ama şimdi akabinde tabii yayına girince ben de şok oldum. Ama konuşmamız arasında geçenlerde tekrar atlatayım en azından izleyicilerimizi. Hocam herhangi bir sıkıntı var mı Abdurrahim Bey'le hani çok yakın temastasınız? Vallahi Alp'te hiçbir şeyim yok ama dedi hani bu virüs dedi, kaçınılmaz dedi. Varsa vardır yoksa yoktur. Hocanın hani bir öyle bir tavrı vardır biliyorsunuz. Hani, metanetli hani varsa bir meydan okuma her türlü meydana okuyacak bir karakteri var hocanın, direnci var. Şu anda eminim ki ben o konuşmamızdan zaten biliyorum ama eminim ki hani bizler ondan daha yıkık vaziyetteyiz yani üzüntülüyüz. Hoca burada olsa bize moral verir yani o derece söyleyebilirim ama yapacağımız bir şey var. Şöyle söyleyeyim, dualarımızı eksik etmeyelim. Şunu da hatırlatalım tabii. Bugün dünyada da Avrupa'da da futbolda da diğer spor branşlarında da çok bilinen insanlar, sporcular da bu virüse çok özür yakalandılar. Miyim? Tabii net bir bilgiyi vereyim. Yani buyurun. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Ne olur affedin. Böyle hani kafam telefonunda şey yapıyor ama yani en azından öğreniyorum. Olağanüstü bir durum mutluluğumu var. Mutluluğumu söyleyeyim. Hocayla birlikte tabii ki heyetinde bulunan Ümit Hoca'nın, Ümit Davala'nın negatif çıktığını söyleyebilirim. Onu net söyleyeyim. Levent Hoca'nın da negatif çıktığını söyleyebilirim. Levent Şahin ve Ümit Davala'nın da negatif çıktığını söyleyebilirim. Bu önemli bir bilgi. Şükürler olsun diyelim. Ben bilgi aldıkça izleyicilerimiz aklını çok özür diliyorum. Hem hocamdan hem sizden bölüyorum böyle ama. Olağanüstü günler ve saatler yani yaşıyoruz. Onun için çok tabii, izleyicilerimizden de özür diliyorum. Böyle önemli. Devamlı telefona bakmak istemem yayında ama önemli. Hocam bugün net bakmak söyleyelim. Lazım dediniz. Ümit Davala hocanın da negatif çıktı. Levent hocanın da negatif çıktığı yönünde bilgi geldi. İnşallah bu bilgi doğrudur ki doğruluğundan eminim diye söyleyebilirim. Onun için açıklıyorum. Dualarımız tabii ki bütün bu hastalık riskinin altında olan hepimiz için. Hocam şöyle bilgi vermen çok kıymetli. Bunlar önemli camiaların, önemli kitlelerin en önündeki isimleri. Dolayısıyla şimdi Fatih Hoca nezdinde de tüm Galatasaray Kulübü ve camiası. Hocam ağzın bal yesin diyeyim. Bunu söylememin nedeni de şu. Şu anda sosyal medyada maalesef ve maalesef hani biraz sesimin tonunu da arttırıyorum herhalde. Bazı ekranlarda lütfen bilgi kirliliği yapmayalım. Bakın bu insanların ailesi, çoluğu, çocuğu var. Yakınları var. Lütfen afaki konuşmayın. Lütfen. İsimler veriliyormuş. Bakın bana şimdi net bilgi geldiği için söyleyeyim. İsimler veriliyormuş. Vermeyin isimler. Bizdeki hastalık bakın, bu. İsimler vermeyin. Ben isim veriyorsam iyi kötü beni yıllardır tanıyorsunuz. Hani sağlam bir kaynaktan olur. Üzülüyorum. Ne olur isimler vermeyin. Sıkıntı yaratmayalım. Hem sıkıntı yaratır hem tekrar hocam. Bir. İkincisi de şunu söylüyorum. Net bilgidir. Net. Galatasaray'da hiçbir oyuncuda koronavirüsü yok. Tekrarlar mısınız hocam? Galatasaray'da hiçbir oyuncuda koronavirüsü yok. Şu ana kadar yapılan testlerde Galatasaray'da hiçbir oyuncuda koronavirüsü yok. Evet. Söylüyorum. İzleyicilerimize tekrar tekrar söylüyorum. Özür diliyorum söylerken de. Yapılan Perşembe Çarşamba günü yapılan Fatih Hoca ile birlikte tüm ekibe 90 kişilik personele yapılan testlerde pozitif çıkanlar zaten açıklanıyor. Abdurrahim Bey, Fatih Hoca. Ama şunu söylüyorum. Bakın birçok kanallarda çok üzülerek söylüyorum ve sosyal medyada isimler veriliyormuş. Size söylüyorum, bana gelen isimleri söylüyorum. Birincisi oyuncu grubunda bu virüse rastlanmadı. Artı Ümit Hoca ve Levent Şahin Hoca'da da bu virüsün negatif çıktığını söylüyorum. Allah beni yanıltmasın. Evet, bu gerçekten önemli bilgi. Bunları da paylaşmış olduk. Bu bir futbol yorumu değil. Dolayısıyla bu tip bir camianın... Haberler yalan ne olur. Hocam, yapmayın bak, ne olur bu, yapmayın bu ya. Bu tip bir camianın önde gelen isimlerinin hem Abdurrahim Bey'in hem Fatih Hoca'nın
testlerinin pozitif çıktıktan sonra özellikle kendilerinin zaten bunu kamuoyuna duyurmasından sonra lütfen bir bilgi kirliliği yapmamak lazım ya. Bu işin... Yani bakın ortada bir şeffaflık var. Var ya. Hasan Hoca dedim mi? Bilgi almadım, uğraşıyorum. Hani hocanın yakınındaki teknik heyetinden. Evet. Ama ne dedim? Ümit Hoca da yok. Levent Hoca da yok. Oyuncu grubunda yok. Ulaştıkça söyleyeceğim. Amacım sizi yanıltmak hocam, değil, kandırmak da değil. Ama ne olur bilmeden hocam, isim vermeyelim lütfen. Bir parantez açabilir miyim ya? Buyurun. Ya bu grubun en öndeki ismi Fatih Terim değil mi? Evet. En şeffaf ve gerekli açıklamayı yapıyor. Bu teknik bizim büyüğümüz. Bu teknik direktör. Ben pozitif çıktım. Emin ellerdeyim. Tedavim doğru şekilde ve iyi şekilde devam ediyor. Morun da yerinde demiyor mu? Ya bunu diyen adam bu pozitif demez mi? Evet. Sevgili Bahri Havadır da aynı şekilde teyit ediyor. Hiçbir oyuncunun testi pozitif çıkmadı diyor. Sevgili Bahri Havadır da aynı şekilde az önce evet, Alp hocamızın da söylediği tekrar gibi söylüyorum. Teyit ediyor. Hiçbir oyuncunun testi pozitif çıkmadı diyor koronavirüs testi. Ve yine tekrarlayalım, altını çizerek söylemekte fayda var. Ümit Davala'nın ve Levent Şahin'in de testleri pozitif çıkmadı. Negatif çıktı. Şu ana kadarki bilgileri bu şekilde paylaşıyoruz. Lütfen bilgi kirliliğinden uzak duralım. Sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat edelim. Bunlar hassas konular. Bakın. Hiçbir bilgi teyit edilmeden, sağlam kaynaklara dayandırılmadan spekülasyonlar hemen üzerine ilgi çekmek için farklı şeylere hemen kalkışmayalım. Hemen toplum geneline bakalım mı? Toplum geneline. Geçen gün burada yayındayken bir şey söyledim. O sosyal medyadan felaket haberleri yapanlara. Dedim ki bakın. Şimdi ben Alp Hoca ile yan yana oturuyorum. Evet. Şimdi Alp Hoca dedi ki bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ve dedi ki bunda böyle, bunda böyle. Benim bir bilgim yok. Ben böyle bir şey paylaşmadım. Şimdi duydum hocamdan. Ayrıca da çok da sevindim. En azından oyuncu grubunda bir şey yok. Daha, evet. Yani bir yüzde olarak bir sayı sınırlı. Bakın şimdi. Ya diyorum ki yapmayın bunu bu ülkeye. O kadar mertseniz adını soyadını yaz. Burada bu var da yani. Sosyal medyadan sallama, atma, tutma. Benim bilgim yok hocam. Bak şimdi sana bilgi geldi. Ve net bilgi diyor yani. Alp Pehlivan yani diyor ki net bilgi şunu diyor. Şunu net söyleyeyim. Diyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Böyle bir ukalalık veya bir şey olsun diye söylüyorum. Yani en azından gibi. Hani kanalımızda bizim hani bizler burada yorum yaparken işte bir şeyleri yorumlarken hani insanları doğru bilgiyi vermemiz önemli. Biz yöneticilerimizin tabii çerçevesinde yani, TRT ekranlarında yani, genel müdürümüzden kanal koordinatörümüze kadar müdürlerimize kadar biz bir habere ekrandan verirken kılı kırk yarıyoruz. Tabii. Doğrulatıyoruz. Aman biz hani devletin kanalıyız. Biz çok daha sorumlu olmak durumundayız. Onun için diyorum ki özür dileyerek söylüyorum yayındayken bana da birçok bilgi geliyor. İnsanlar da soruyor. Bakın net bir şey söylüyorum. Ben 19.28 saat 19.28'i gösterirken Fatih Hoca ile 8 dakikalık bir görüşmem oldu. Kendisinin sonuçlardan haberi yoktu ama bir kısım o 90 tane testten bir kısmı çıkmıştı. Hepsi bir anda çıkmamıştı. Oradakilerden herhangi bir sıkıntı yoktu. Sizde var mı dedim, belirtiler mi? Hocanın her zamanki hoş sohbeti kapattık ve ben yayına geldim. Yayının içinde böyle bir haber gelince tabii ki ben de çok üzüldüm, şoka uğradım. Ama maalesef sosyal medyaya bakıyorum. Yayındayken bana atılan mesajlara bakıyorum. Hani isim vererek şu da pozitif çıkmış, şu da pozitif. Yapmayalım. Ne olur yapmayalım. Biz ben isim veriyorum. Kimse bakın, felaket tellallığı yapmasın. Biz bakın ben isim veriyorum. Hocanın yakınındakilerini söylüyorum size. Levent Hoca'nın negatif çıktı. Ümit Davala Hoca'nın negatif çıktı. Tercüman Mert Çetin'in negatif çıktı. Ve futbolculardan bir tane yapılan testten pozitif çıkan olmadığı söylendi bana. Yani ben bunu size aktarmak durumundayım. Hocam. Allah inşallah bu söylediklerimi yanıltmaz bana. Çünkü benim de önce izleyicilerimize, sonrasında müdürlerimize, kanal kontrolümüz ve genel insan, müdürümüze karşı sorumluluğum var. İnsan yani. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapılır mı ya? Ya çok enteresan bir haldeyiz biz ya. Ya gerçekten insan sağlığı üzerinden spekülasyon yapılır mı? Bilgin yok. Donen yok. Diyorsun ki bu böyle, bu böyle. Bakın Mustafa Kaplan hocamız yazmış. Evet. Özünü diliyorum. Selamları var. Çok da selam. Yani, biz de selamlarımızı iletelim. Allah razı olsun. Onu da baktım, bilgileniyorum. Çünkü yayındayken biz ekranı. Hocam teşekkür ederiz. Çok isim yazanlar var. Çok boş isimler yazanlar var. Çok üzgünüz. Açıklamalarınız en azından bizi yani biraz olsa içimize su serpiyor. Hocama da teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Tekrar söylüyorum, yazışıyorum. Bir haber geldiği anda sizle paylaşacağım. Net paylaşacağım. Hocam
Fatih Hoca'yla da sınırlı kalmaz bu iş. Abdurrahim Bey'le de sınırlı kalmaz. Şu anda ülkede bir salgın problemi var. Evet. Bakın tekrar söylüyorum. Bu küresel bir problem. Bu küresel bir problem. Ha, bazı camialara kapı çalınca işin ciddiyetini farkına varıyorlar. Tabii. Şimdi hocamla kapı çaldı. Dediler ki bak size de geldik. Ki bunun tedbirini en önce alınması gerektiğini belirten teknik adam. Evet. Oynadığı lig maçından sonra. Onu da zaten ekrana getirdik az önce. Yani öneri de sunmuştu o zaman kendisi. O zaman tekrar camiaya sistemde bulunmuştu. Herkes söylenir, içinden söylenir, tabiri caizse karnından konuşur, ben direkt konuşurum gibi bir söylemde de bulunmuştu. Bu yani Fatih Hoca, aslına bakarsanız ülke konu. Fatih Hoca böyle ismi şimdi ön plana gelince bir anda bu sefer futbol camiası hop ne oluyoruz'a gitti. Ya hayır, bu çok ciddi küresel bir durum. Elbette. Oturduğumuzdan beri söylüyoruz yani. Günlerdir söylüyoruz. Önce biri bir sonra çok hep beraber. Çok ciddi alınması gereken. Kesinlikle. Çok özel bir durum. Onun için lütfen evde kalın diyoruz. Hep o çağrımızı da yineliyoruz. Bu ekranlarda da bu konuyu konuşurken yapılması gerekenler belli. Gerekli duyarlılığı gösterelim. Bu salgının yayılmasını da bu şekilde engelleyebiliriz. Kontrol altına almamız diyoruz. Lazım. Bakın. Evet, önce kontrol altına alalım. Bunu bir stabil hale getirmemiz kontrol lazım. Kontrol altına almak için de evden dışarı bir süre çıkmamak şimdi gerekiyor. Şimdi birçok bilim insanı birçok kanalda ve ayrıca bizim Sağlık Bakanımız da sürekli bir iki aylık süreyi hocam telaffuz evet. ediyoruz biliyorsunuz. Evet hocam. Birçok da bilim insanı bunu söylüyor yani. Ya diyor ki önümüzdeki 1,5 aylık dönem çok önemli. İşte yayılmasını bu şekilde engelleriz. Yani bir kontrol altına alınması evet. lazım bunun. Yoksa bu iş her gün 300-500 giderse bunun sonu yok zaten. Günah değil mi bu canlara dediğiniz yani gibi? Yani kesinlikle canım ya. O yüzden de bizim yani daha fazla mesela isimlerle kendimize gelmememiz lazım. Evet. Mesela Fatih Hoca, Fatih Terim'den bahsediyoruz ama insan, sağlık. Yani ismin büyüklüğü sağlığın önüne geçemiyor, geçmemesi lazım. Tabii. Ortada çok ciddi küresel bir problem var. Biz böyle farkına varacaksak bu işin vay halimize ya. Vallahi yani biraz daha şu andan itibaren daha bu olayın vahametini lazım. İnsanların kavraması gerekiyor. Yine çok sayıda kulübümüzden anında destek mesajları geldi. Kesinlikle. Burada da birlik beraberlik gösterildi. Bunun da altını kesinlikle çizmek lazım. Markao'nun işte mesajı aynı şekilde senin için dua ediyoruz Fatih Terim. Düşüncelerimiz seninle şeklinde gelen bir mesaj. Bunun haricinde Beşiktaş kulübünün paylaşımı, Galatasaray kulübü teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Beşiktaş kulübünün paylaşımı, Demir Grup Sivasspor'dan gelen tweet, sosyal medya paylaşımı, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz şeklinde Demir Grup Sivasspor Kulübü de Fatih Terim'i unutmamış. Çok sayıda mesaj geldi. Sivas gelmeye de devam ediyor. Evet, mesajlar geldi. Gelecektir. Şu anda ben de Sivas Kulübü ile arkadaşlarla yazışıyordum. Onlardan da bilgi aldığım anda şimdi onlarla da şey yapacağız. Tabii ki Sivasspor'un da Galatasaray'la işte maçı vardı biliyorsunuz evet. bu süreçte. Onlar da temas, kontak şey kurdular. Onun için ben özellikle rica ediyorum. Bir diyoruz, bunu unutmuyoruz. Evimizde kalıyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Evet. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. İşin manevi tarafı da evet. önemli. Yani çok eminim önemli. Ki Fatih Hoca'yı sevenler işte bu bizim futbol ailesinin içinden olduğu için söylüyorum. Tabii ki bütün dünya genelinde dualarımız bizim. Ama işte ailemizin, spor ailesinin önemli bireyleri olduğu için dualarımızı eksik etmeyelim. Ama tekrar söylüyorum. Hocanın morali çok iyiydi. Eminim ki o tweet'in metnini de kendi yazmıştır. Evet. Ben dakika dakika haber aldıkça ekranlarımızdan bunu paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Aldığım bilgilere göre Galatasaray'la hiçbir oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmadı. Levent Hoca'nın pozitif çıkmadı. Ümit Davala Hoca'nın pozitif çıkmadı. Tercüman Mert Çetin'in pozitif çıkmadı. Ve diğer hocalar ve heyetle ilgili sonuçlar geldikçe, çünkü hepsinin bir anda açıklanmadığı bilgisini de aldım. Geldikçe ekranlarımızdan paylaşacağız. Ne olur. En azından hiçbir şey yapamıyorsak bilgi kirliliğine engel olalım. Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da testten
geçeceklermiş. Evet, evet. Yarın itibariyle bir kez daha o bilgiyi de paylaşalım. Ama onun haricinde altını çizerek söyleyelim, Galatasaray teknik ekibinden Ümit Davala ve Levent Şahin'le futbolcuların hiçbirinin testleri pozitif çıkmadı. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Bir de şunu unutmayalım tabii. Biz bunu söylerken ben çarşamba ve perşembe günü itibariyle kulüpte yapılan testlerin sonuçlarından bahsediyorum. Ama bu insanlar birbirleriyle bu testlerden sonra da bir araya geldiler. Tabii. Onu söylüyorum. Tabii. Ben testler onun yapılan, için yenilenecek. Evet, bu yapılan testlerin sonucunu söylüyorum. Ama 5 dakika sonra kimin hangimizin bu virüsü bu mikrobu kapacağını kesin değil. Hocam bunu bir maç olarak mesela değerlendirsek yani, şimdi bir maç olarak değerlendir. Bir tarafta virüs, bir tarafta insanlık. Şimdi kontrolsüz güç güç değildir. Bu bize kontrolsüz saldırıyor mu şu anda? Saldırıyor şu anda. Kontrolsüz saldırıyor. Bütün dünyaya saldırdı. Avrupa'ya, bizim ülkemize, Çin'e, oraya buraya. Tamam, bizde ne var? Biz de bilinçlendiriliyoruz. Diyoruz ki bize bir saldırı var. Biz bize söylenenleri yaparsak önce bunu kontrol haline tutacağız, yavaşlatacağız. Çünkü daha çok şey öğreniyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Savaşmaya kesinlikle mücadele etmiyoruz. Canım hocam, çok özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Helal et, sizinizi geçiyorum. Bakın, çok özür diliyorum. Hep tekrar etmek zorunda kalıyorum ama şu anda yazılanları söylüyorum. İsim vermeyeceğim. Hocam şu 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 kanalda şu şu diyor ki şöyle oldu, şu şöyle oldu. Bakın, herkesin yayıncılığına, fikrine hürmetimiz sonsuz. Ama şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Çarşamba ve perşembe günü yapılan testlerde Galatasaray'da hiçbir futbolcunun test sonuçları pozitif çıkmamıştır. Ümit Davala'nın, Levent Hoca'nın, Mert Çetin'in testleri pozitif çıkmamıştır. Fatih Hocam'ın pozitif çıkmıştır. Evet, Sayın Albayrak'ın pozitif çıkmıştır. Ama tekrar söylüyorum, bu demek değil ki sonrasında bugün bir test yapılır, pozitif çıkmayan, negatif çıkan da pozitif biz çıkabilir. Biz anlık mevcut anlık yapılan durumdan bahsediyoruz söylüyorum şu an. Onun için evet, ne biraz olur önce gelen şöyle gibi yazanlar var. Hocam Allah işte Fatih Hoca'ya değil de bana verseydi diyenler var. Bu bir takdirdir, Allah'ın takdiridir. Buna hepimiz tevekkül etmeliyiz. Ve şunu söylüyorum, önlemlerimizi almaya devam edelim ne olur. Dualarımızı da bu virüse yakalan her birey için dualarımızı da eksik etmeyelim. O her birey için. Bu arada için, özür dileyerek Buse Terim'in de, Sayın Buse Terim'in de bir tweet'i var, paylaşımı var. Buse Terim, Bahçe Kapılı, Fatih Terim'in kızı. Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz. Yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz diyor. Bir kez daha aktaralım. Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz. Yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz diyor Buse Terim, Fatih Terim'in kızı. Ve Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı. Değerli dostum, Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum diyor Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü Başkanı. Değerli dostum Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum şeklinde duygularını paylaşmış. Tabii üstüne geliyor bu paylaşımlar. Tabii Buse Terim kadar bu duygu yoğunluğunu kimse yaşayamaz. Elbette. Baba ve kızdan bahsediyoruz. O yüzden tekrar ona da geçmiş olsun diyelim. En kısa zamanda hocanın bir an önce sağlığına kavuşmasını tekrar temenni tüm rahatsızlananlarla birlikte. Biraz önce söylediğimi tekrar tekrarlamak istiyorum. Biliyorsunuz en kötü virüs bir kere panik virüsü. Korona tamam ama panik virüsü daha büyük bir virüs. Yani kontrolsüz üzerimize gelen bir güç vardı. Biz bunu fark ettik. Şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz ve söylenenlere uymak durumundayız. Eğer uyarsak önce durduracağız, sonra da biz vuracağız. Evet. Bu arada Cenk Tosun'dan da bir fotoğrafla, Fatih Hoca ile bir fotoğrafını paylaşmış. Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz şeklinde bu güzel pozlarını paylaşmış. Ergin Ataman'ın da bir paylaşımı. Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih Hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih Hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu
ufak bir dinlenme olarak gör hocam. Hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle şeklinde ünlü koç Ergin Ataman da duygusal bir paylaşımda bulunmuş. Güzel sözlerle duygularını ifade etmiş bu şekilde Ergin Ataman da. Vallahi herkesin evet. Bu arada Ümit Davala'nın bir paylaşımı, bir televizyon kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durumla ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum diyor. Ne kadar bak bir şey söyleyeceğim. Ya insan kendi sağlığıyla alakalı nelere zorlanıyor değil mi insan evet. Yalan haberlerle ya bu açıklamayı yapmaya zaten zorlanıyor. Zaten yeterince ya. Zor bir durum. Zaten çok mi? Zor bir durum. Zaten birlikte çalıştığı büyüğü, mesai arkadaşı, teknik adamı bir evet. Kendi adına bir açıklama yapmış. Ve bu bilgi kirliliğinden dolayı herkes kendini ifade etmeye şimdi çalışıyor. Şimdi ben yani. Virüs kapmadım diye birilerini ikna etme çabası içerisinde. Yani. Niye bunun için uğraşsın? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şu anda. Ya kapabilirsin de. Elbette o ya da var. Ya kapabilirsin. Ama belki ben de şu anda öyleyim. Belki hocam sen de öylesin. Bilemeyiz ki yani. Aynen ben test öyle. Falan yaptırmadım. Bilmiyorum. Yani evet. Lütfen insan sağlığıyla alakalı spekülasyon yapılmaz. Ne olur, üstüne basa basa hiçbir söylüyorum. Şey bilmiyorsak susalım. Yani hiçbir şey bilmiyorsak beceremeyiz. Susalım. Evde kalalım. Beceremeyiz. Evde kalalım. Dinlemede kalalım. Yani biraz bir şey, empati yapalım. Bir şeyler yazmak ve vicdan sahibi olalım. Bu insanların niye o açıklamayı var? Yaptı Ümit Davala? Ailesi var hocam. Panik yapıyor. Seneyi okuduğunu arıyor. Çünkü yayının başından beri ne diyoruz? Yani zorun. Siz beni bilen, tanıyansınız. Ben isim vermekten çekinirim. Net bilgi vermekten çekinirim. Kılı kırk yararsınız. Kılı kırk yararım. Yani bir yerlere zarar vermekten çekinirim. Üstlerime sorarım. Kanal koordinatörüme sorarım. Müdürlerime sorarım. Ondan sonra veririm. Ama yayının başından beri görüyorum ki hani biz aldık haberi. Önce biz söyledi. Ya bunun öncesi biz söylediği sonra biz söylediği yok ya. Adam sen, kendi söylemiş ya. Ya yani, adam kendi söylemiş. Bunun öyle bir şey söylersen yok. Niye Ümit Davala'nın ailesini zorda yakınlarını zorda bırakıyorsunuz? Ya. Niye böyle açıklamalar yapıyorsunuz? Onu söylüyorum yani vicdan ve merhamet sahibi olmak lazım. Biraz empati yaparak evet. İnsanların yerine evet. Kendinizi koyun. Sizin de yakınlarınız var. Henüz teyit edilmemiş bilgileri sadece ben önce yazdım demek için ya da söyledim demek için bu kadar fütursuzca dile getirmek hiç kimseye yakışmıyor. Hele bizim kültürümüzde dünya üzerinde olmayan şu anda, bir şey. Bakın dünya ben üzerinde... konuşmamı söyledim. Ya bu çok ayıptır. Evet. Bakın ilk işimde hocam inşallah sağlığına kavuştuktan sonra kendisinden özür dilemek olacak. Ama ben bunu söylememin tek nedeni en azından Galatasaraylı taraftarların, hocanın sevenlerinin biraz olsun içine su serpmekti. Çünkü çok uzun bir süre değil. Bu açıklamayı yaptıktan önce bir saat önce konuştuğumu söyledim. Kendisinin ruh hali ve sağlık durumunu söylemek istedim izleyicilerimize. Şey... Yani hoca işte karga tulumba ben şöyle zor şekilde hastaneye yani. Gitmedi. Ben işin, evet. bak ben işin şu tarafında duruyorum. Bu açıklamayı Fatih Hoca adına kulüpten herhangi bir görevli de yapabilirdi değil mi? Mesela bir üst yöneticisi. En direkt yollarla. Belki sayın başkan. Evet. Belki yani, yapabilirdi değil mi hocam yani? Bir, evet. Ya direkt kendi söylüyor. Evet. Diyor açık ki. Açık ve şeffaf açık, net bir şekilde bunu diyor paylaşıyor. Ki, ben böyle testim. Evet. Böyle çıktı. Emin ellerdeyim. Sağlığım da gayet evet. iyi. Ve not düşüyor. En kısa zamanda görüşmek üzere evet. diyor. Yani şimdi bakın. Konu sağlık. Metanetle konu, kimseyi de paniğe sürüklemeden. Futbol değil, taktik değil, teknik değil, ceza değil, o değil, bu değil, şu değil. Ya sağlık, sağlığıyla alakalı da Fatih Hoca kendi kendine zaten açıklamayı yapıyor. Ya bunun üstünden spekülasyon yapılmaz. Bunun evet. üstünden yapılacak tek şey var. Fatih Hoca nezdinde tüm bu rahatsızlığa yakalanan tüm hastalara acil şifalar dilemek, gerekli mücadeleyi yapmak, omuz omuza, el ele, kol kola bu işin üstesinden gelmek. Olayın ciddiyetini ve vahametini bir kez daha kavramak. Ve anlamak. Ya hocam bir de üzüm... Kapı çalmadı yani, hocam. Anlamıyorlar. Hiç mi hocam? İnsanın şurası sızlamaz ya? İşte sürekli onu söylüyorum yani zaten hiç mi, hocam. Hiç mi şurası ya, sızlamaz? Ya kızı ne yani, demiş duymadın mı yani, ya? Ya yanında olamıyorum diyor. Bu hastalık böyle bir şey. O ya, haklısın hocam. O açıdan yanında değilim yani, diyor ya. Maalesef bazı şeyleri söylemek durumunda kaldık. Söyledik insanların aramızda geçen sohbeti söyledik ya ben bundan ara den bir insanım yani. Ben bundan utanan, çekinen bir insanım ama
o kadar enteresan telefonuma bilgiler geliyor ki bakıyorum sosyal medyada o kadar ahkam kesiyorlar çünkü ki sanki olaylar çarpıtılıyor testlerin gibi. Sonuçlarına mührü vurmuşlar. Pozitif demişler, onlar imzalamış. Ya insan bu kadar emin konuşur mu? İşte al, Alp Pehlivan da farklı bir şey söyledi, siz de farklı söyledi. İşte olayı muhatabı açıklamasını evet. yaptı. İşte sen de okudun. Sen de okudun. Evet. Yani ve yapmayalım arkadaşlar. Hocam zaten o kocaman kocaman adamlar yapıyor bunu bak o bir de. O açıklamaya baktığınızda ne kadar zor durumda olduklarını da görüyorsunuz. Yani neyle uğraşmaları gerekirken, neleri için, konuşmaları gerekirken. Bu iş için bilinçsiz yorum yapanlara bakın ben rica ediyorum. Lütfen şu İtalya'daki belediye başkanının videosunu izlesinler ya. Ya hocam ağlıyor herif isyan etmiş artık yani. Bir paylaşım var benim gözüm görmüyor çocuklar. O ama. Az önce Ümit Davala'nın öyle mi? Tamam. Paylaşımı. Yani, bakın bir TV kanalında diyor. Demek ki bana yazanlar da yanlış yazmamış. Şimdi yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Bir ara evet. vereceğiz. Verelim. Sonra vedamızı yapacağız. Kısa bir aramız olacak şimdi. Futbol Anadolu'da artık programımızın sonuna geldik. Tabii olağanüstü bir gündem oluştu. Evet. Fatih hocamıza bir kez daha geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyoruz. Son cümlenizi rica edeyim hocam kapatmadan. Ben tabii ki dünyanın bu virüsle savaştığı bir dönemdeyiz. Allah insanlığı bu savaşta kazanan taraf eylesin inşallah. En kısa zamanda bu hastalığa yakalananların bütün hepsine nerede varsa Allah şifa versin diyorum. Tabii ki biz işimiz gereği, mesleğimiz gereği ve ülkemizin çok sevilen insanlarından olan Fatih hocamızın da tüm kulüpteki bu sıkıntıları yaşama riski alanların hepsine de acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim. Sevgili Deniz Kolgu son cümlenizi alayım. Devleti dinleyin. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Devleti dinleyin. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere. Teşekkür programımızın da sonuna geliyoruz. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.